İyi akşamlar. Hepiniz değerli konuşmacılar için böyle bir konuşmaya zaman ayırdıkları için, akşamlarını ayırdıkları için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ÜTDC Derneği'ne de böyle bir konuşmayı seçti, böyle güncel bir konuşmayı seçtiği için de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Şimdi iki konuşmacımız da çok değerli. Biri Volkan Hoca, bize Fresh Siklus'un daha üstün olduğu ile ilgili değil de daha çok hani Frizol'un gerekli olmadığı ile ilgili savı sunacak. Hani böyle bir yüke girmeye gerek yok diye her hasta grubunda, özellikle normal responder ve poor responder ve high responder grubunda hemen hemen hepimiz belki hemfikiriz ama özellikle bu grup daha çok tartışılacak. Şafak Hocam da o da tam tersine aslında Frizol'un daha iyi olduğunu savunacak. Aslında biraz hani trend olmaya başladı farkındaysanız da giderek biz her ne kadar kendi merkezimizde Antalya'da yaklaşık 2014 yılından beri yani 15 bine yakın siklus Frizol yapıyoruz tamamen olduğu gibi. Yani poor responder, normal responder, high responder olmak üzere. Ama bu trend hem Türkiye'de giderek yükselmekte aynı zamanda diğer ülkelerde de aynı şey söz konusu. Örneğin SART datasına 2019 yılındaki SART datasına baktığınız zaman şu anda siklusların sadece 1/3'ü fresh siklus. Yani bu bundan 2 yıl önce, ondan 3 yıl önce, 5 yıl önce çok daha yüksek düzeylerdeyken şimdi 1/3'e düşmüş durumda. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Giderek dünya yavaş yavaş Frizol'a doğru kaymakta. Şimdi tabii neden Frizol'un mantığı hepimizin bildiği gibi ovülasyon stimülasyonu sonrası salgılanan steroid hormonların implantasyon üzerindeki olumsuz etkilerinden arınmak için transferi erteleme fikrine dayanıyor. İşte transferi ertelerken de ya tamamen natürel siklus ya da en östrojen progesteronla zamanlanmış bir hormonal yapay bir siklusla hazırlanıyor. Şimdi tabii asıl hani bu işlemin gerekli olup olmadığını konuşmacılarımız daha çok kanıta dayalı tıp üzerinde konuşacaklar. Yaklaşık 12-13 tane randomize kontrollü çalışma var ve bu çalışmalar ilk çalışma 99 yılından beri yılında yapıldı ve o yıldan sonra çok sayıda çalışma çıktı ve son 3-4 yıldır ağırlıklı olarak multicenter çalışmalar başladı. Ama bu çalışmalarla ilgili bir takım çelişkiler var. Umarım giderken burada aydınlanmış olarak gideceğiz. Bu çelişkilerin ana kaynağı hasta popülasyonları mı yoksa işte krivaj embriyo transferi olduğu için mi, bazılarının blastosit transferi olduğu için mi? O yüzden mümkün olacak homojenize edilmesi gerekiyor çalışmaların. Umarım giderken dediğim gibi hep beraber kafamızdaki tüm soru işaretlerini netleştirmiş olarak gideceğiz. Ben o yüzden ilk konuşmayı Volkan Emirdar hocama veriyorum. İzmir'de kendisi Medical Park Hastanesi'nde IVF merkezinde yoğun olarak çalışıyor. Buyurun Volkan hocam, sizden Fresh'i dinleyelim bakalım. Hocam öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam bizleri bir araya getiren, bana burada konuşma fırsatı veren değerli Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği yönetim kuruluna ve siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara da vakit ayırıp bizle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Çok güncel bir konu, sizin de değindiğiniz gibi. Konuya bir an önce başlayıp üzerinde tartışmak daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. O yüzden vakit kaybetmeden slaytlarıma geçiyorum. Evet, hepimizin bildiği gibi bu serüven 1978'de Lewis Brown'un doğumuyla başladı ve Sir Robert Edwards bu doğumdan yaklaşık 32 yıl sonra Nobel ödülünü almayı hak etti. Bunun nedeni neydi diye bakacak olursak etkinlik, güvenlik, etik konuların hepsinin aydınlanması için datanın birikmesi gerekiyordu. 78 yılında Lewis Brown'dan sonra 2010 yılında Nobel ödülü almaya hak kazandığında Sir Robert Edwards 4 milyon IVF yoluyla dünyaya gelen bebek bulunmaktaydı.
Peki bu süre zarfında ne gibi değişiklikler oldu hayatımızda? Özellikle yardımcı üreme tekniklerinin uygulamalarında overstimülasyonu, agonistlerle LH sörcünün önlenmesi, mikro enjeksiyon, rekombinant gonadotropinler ve uzamış embriyo kültürleri ve hatta en sonunda gerçekten günlük hayatımızın önemli bir yerini dolduran embriyoların ve gametlerin dondurulması kriyoprezervasyonuyla insanlara daha güvenli, daha iyi sonuçlar vermek için her geçen gün ilerlemeler devam etmekte. Peki bizim bugünkü konumuz olan dondurmaya geçecek olursak aslında dondurma yöntemini, freezing yöntemini kime daha çok uyguluyoruz? İlk çıkış mirengi noktası aslında sürplas embriyoların dondurulması ve bir daha stimülasyon siklusu gerekmeden farklı embriyo transfer hazırlığıyla bunların kullanılmasıydı. Ve bunun hayatımıza kazandırdığı yine çoğu gebeliklerin önlenmesi ve single embriyo transfer stratejilerinin yaygınlaşması ve yine çok ciddi bir komplikasyon olan OASS'nin önlenmesi ve bunun üzerine datanın birikmesi, etkinliğin ve güvenliğin ispatlanmasıyla sosyal, tıbbi gereklilikle fertilite prezervasyonu, genetik tetkikler gereken durumlar, donasyon programları ve farklı stimülasyon protokollerine mümkün kıldı hayatımızda kriyoprezervasyon teknolojileri. Embriyo kriyoprezervasyonu ile ilk doğum 1983 yılında gerçekleşti. Bu slow freezing yöntemiyle dondurulan bir embriyoydu. Vitrifikasyon yoluyla gerçekleşen dondurma çözme sonrası doğum ise 2000 yılında raporlandı. Peki bu kadar uzun yılda nasıl bir gelişme oldu? Özellikle son yıllarda freeze all stratejileri veya kriyoprezervasyonun çok yoğun kullanımının artmasıyla 2010 ve 2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 23'ten 77'ye, Avusturya, New Zealand'da 40'tan 56'ya, biraz daha konservatif davranan Avrupa'da 24'ten 34'e yükselen dondurulmuş embriyo transfer uygulama oranı gerçekten önem arz etmekte. Biz de kendi kliniğimizde 2021 yılında yaptığımız embriyo transferlerinin %78'ini dondurmuş olarak yaptık. Her ne kadar fresh konuşsak da biz de tıbbi gereklilik durumlarında hasta için ne gerekiyorsa, hangisi iyi olacaksa onu tercih ediyoruz muhakkak. Kemal Hocam'ın da girişte bahsettiği gibi aslında dondurma, çözme ve aynı siklusta transferden kaçınmayı düşündüren şey neydi ilk başlarda? Suprafizyolojik hormon düzeyleri nedeniyle endometrium üzerindeki olumsuz etki ve implantasyon başarısızlığı öne sürülmekteydi. Bununla ilgili Venetis'in yaptığı 2013 yılı derlemesinde geç foliküler faz progesteron yüksekliğinin implantasyon başarısızlığında önemli bir antite olduğunu ve bunun farklı cevap veren olgularda yine farklı oranlarda implantasyon başarısızlığına yol açtığı gösterildi. Daha önceleri 2011 yılında yaklaşık 400 bin siklusla, taze transferle Sunkara'nın İngiltere verisiyle, registry datasıyla yaptığı çalışmada şunu biliyorduk. Stimülasyonlarda 15 OST'nin üzerine çıkıldığı zaman canlı doğum oranlarında bir artış olmadığı ve hatta fazla stimülasyonun OST üzerine, embriyo üzerine olumsuz etkileri olabileceği, o yüzden mild stimülasyon yani hiper responstan kaçınmanın gebelik oranlarını arttırmada daha iyi olabileceği üzerine hipotezler bulunmaktaydı. Ama ilerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda oosit sayısının artmasıyla elde edilen embriyo sayısının arttığı ve bu embriyoların öploidisinde bir problem olmadığı ve en son Polizos'un 2018'de çok geniş ölçekli bir datasıyla artan oosit sayısıyla embriyo sayısının arttığı ve kümülatif canlı doğum oranlarının arttığını bilmekteyiz. O yüzden ne kadar oosit o kadar embriyo, o kadar canlı doğum oranı biraz bizleri de mild stimülasyondan hiper stimülasyona belki de hastalardan daha fazla yanıt almaya böylelikle itmiş oldu. Günümüzde biraz önce kendi aramızda da konuşmuştuk. Eskiden ART'nin günlük klinik uygulamalarında dondurulmuş embriyo transferini gerekli hastalara uygulayalım, hangi hastaları seçelim derken artık tam tersi olmaya başladı. Hangi hastalara taze yapalım? Aslında günlük klinik pratik uygulamada freezing aslında pratiğimiz gitmiş gibi davranmaya başladık. Ama bu kadar kolay gerçekten shifting olmalı mı? Bunu destekleyen data henüz oluştu mu? Ve bu data neyi irdelemeli? Onu konuşmak istedik biz bu gece aslında. Bu data özellikle güvenlik, etkinlik, hasta tercihi ve maliyet açısından bizleri tatmin etmek mecburiyetinde.
Güvenlik açısından irdeleyecek olursak özellikle ART'de ovaryen stimülasyonun bize getirebileceği olumsuzlukların en başında ve riskli olanı ovaryen hiperstimülasyon sendromu ve yine ART siklüslerden doğan bebekler veya oluşan gebeliklerde obstetrik komplikasyonlar ve neonatal sonuçlar üzerine yapılan çalışmaları birazdan göreceğiz birlikte. ART siklüslerinin hayatımıza girmesi ve datanın akümülasyonu sırasında yeni çalışmalar sürekli literatüre girdi. Özellikle Hollanda'nın registry datası çok güçlü. 10.000 IVF siklüsünü değerlendirdiği datada 6 ölümün IVF'e bağlı olduğu, bunlardan 3'ünün OASS nedeni, 2 sepsis, 1'i de anestezi kaynaklı olduğu, yine 17 ölümünde IVF gebeliklerde oluştuğunu raporlamışlardı 2010 çalışmalarında. Daha sonra buna geleceğiz ama bu IVF gebeliklerde oluşan ölümlerin nedenlerine bakacak olursak yandaki tabloda preeklampsi, gebeliğin getirdiği hipertansiyon önemli bir oranda bu hastalarda görülmekteydi. Literatürde tabii çalışmalar arttıkça randomize kontrollü çalışmaların artmasıyla yüksek kanıt değerine sahip çalışmalarla yapılan meta analizlerde OASS riskinin özellikle high responder ve normal responderlarda elective freeze yapılan hastalarda anlamlı olarak daha düşük görüldüğünü gösteren 2019 meta analizini burada görmekteyiz. Yine 2021 yılında yapılan bir meta analizde OASS'nin normal responder ve hiper responder hastalarda anlamlı oranda OASS riskini azalttığı, fresh yaptığımız hasta grubunu elective freeze yaptığımız zaman normal responder ve hiper responderlarda %3 olan OASS görme sıklığını %1'lere düşürdüğümüzü gösteren güçlü data gelmekte. Peki obstetrik komplikasyonlar ve yeni doğan sonuçları açısından iki yöntemin birbirine olan farkları neler diye bakacak olursak, uzun zamandır literatürde de zaten üzerinde durulan dondurulmuş embriyo transferiyle doğan bebeklerin yüksek doğum ağırlığına sahip olduğu, bunun yine yapılan çalışmalar ve meta analizler sonucunda da anlamlı oranda dondurulmuş embriyo transferiyle dünyaya gelen bebeklerin yüksek doğum ağırlıklı olduğu ve yine hipertansif hastalıkların, gebeliğin tetiklediği hipertansif hastalıkların dondurulmuş embriyo transferi siklüslerinde yüksek olduğunu 2018 meta analizinde görmekteyiz. Çok mu önemli makrozomi? Gerçekten bu önüne geçilebilir bir durum değilse bu bizi çok riske atar mı? Evet, özellikle yüksek doğum ağırlıklı bebeklerde hipoksi, ölü doğum ve komplikasyonların çok daha sık olduğunu biliyoruz. Bizim amacımız burada canlı doğum ama sağlıklı bir canlı doğum olması gerektiği için bunların hepsini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada dondurulmuş embriyo transferi yapılan hastalarda yüksek doğum ağırlıklı bebeklerin görülmesi acaba maternal intrinsik faktörlere bağlı olabilir mi diye düşündüğümüz zaman Pinborg'un 2014 yılında yaptığı çok güzel bir çalışma sibling embriyolarda fresh ve dondurulmuş embriyo transferleri karşılaştırıldığında aynı anne babanın dondurulmuş embriyo transferlerinde anlamlı oranda doğum oranının yüksek olduğu gözlemlenmiş. Bu da yine dondurulmuş embriyo transferlerinde kriyoprezervasyon prosesleri esnasında epigenetik değişiklikler ve buna bağlı yüksek doğum aralıklı bebeklerin dünyaya geldiğini öne sürmüşler. Fresh'in hiç mi günahı yok diye bakacak olursak, önceki çalışmalar randomize kontrolü çalışmalarla elde edilmiş yakın zaman bir meta analizinde düşük doğum ağırlığı ve çok düşük doğum ağırlığı insidansının fresh embriyo transferi sikluslarında anlamlı oranda yüksek görüldüğü ve yine erken doğum ve çok erken doğumun fresh transferlerde anlamlı olarak yüksek görüldüğünü burada görmekteyiz. Diğer obstetrik ve yeni doğan sağlığını riske atacak komplikasyonlara baktığımız zaman antepartum kanama, yeni doğan yoğun bakım yatış oranı veya konjenital anomaliler veya perinatal mortalite açısından son meta analizlerde anlamlı bir fark gösterilmemiş. Plasentasyonla ilgili ise fresh'in yine biraz daha olumsuz bir sürece sürüklediği dondurulmuş embriyo transferlerinde plasenta previa veya ablasyo previa görülme riskinin daha düşük olduğunu gösteren yakın dönem çalışmaları bulunmakta. Peki biz bu hastalıklarda ektopik gebelikle ilgili bir fark görüyor muyuz? 2019 yılında yapılan bir meta analizde ektopik gebeliğin taze transferlerde daha yüksek olduğunu
gösteren bir meta analiz bulunmaktayken 2021 yılında yeni üzerine gelen bir meta analizde aralarında bir fark olmadığını gösteren çalışmalar bulunmakta. Genel olarak obstetrik komplikasyonlar ve yeni doğan sağlığı üzerine birbirlerine olan artıları eksileri değerlendirecek olursak, anlamlı olarak sadece dondurulmuş embriyo transferinde düşük, yüksek doğum aralıklı bebek dünyaya gelmesi ve gebelikle ilişkili hipertansif hastalıkların yüksek görüldüğünü anlamlı oranda görmekteyiz. Taze transferlerde ise özellikle normal responder ve high responder hastalarda olmak üzere OHSS'nin anlamlı oranda yüksek, düşük doğum aralıklı bebeklerin, erken doğumun ve plasentasyon anomalilerinin anlamlı oranda daha yüksek insidansta görüldüğünü bilmekteyiz. Biz güvenlik konusunu ele aldıktan sonra bu yöntemlerin sonuç odaklı etkinliklerini değerlendirdiğimiz zaman yine biriken randomize kontrollü çalışmalarla yapılan 2019 meta analizinde Kolibiyanakis grubunun yaptığı çalışmada özellikle hiper responder grubu hastalarda canlı doğum oranlarının anlamlı Evet, hiper responder ve normal responder hastalarda canlı doğum oranları arasında bir fark olmadığını gösteren bir meta-analiz bulunmakta. Yine Stornlund'un yaptığı bir multicenter randomize kontrolü çalışmada, multicenter 8 klinik 453 kadınla yapılan çalışmada anlamlı bir fark gösterilmedi. Burada anlamlı olan gebeliğe ulaşma süresi dondurulmuş embriyo transfer konumunda beklendiği üzere yüksek olarak saptanmıştı. Yine İngiltere'nin datasından elde edilen çok merkezli randomize kontrollü çalışmada 619 normal responder kadında yapılan çalışmada bu hastalarda canlı doğum oranları arasında fark olmadığı ve özellikle cost effectivity açısından elective freezing'in bizi şu an için buraya tamamen kaymayı tatmin edecek derecede avantaj sağlamadığını belirten bir çalışma bulunmakta. Biz burada yine İngiltere'den yapılan çok merkezli randomize kontrolü çalışmada sağlıklı canlı bebek ve canlı doğum arasında anlamlı bir fark olmadığı, düşük oranları arasında da bir fark olmadığı, o yüzden bunun şu an için tamamen geçilmesi gereken bir uygulama olmadığı ile ilgili bir sonuca vardıklarını söyleyebiliriz. Biz bu Zaat'ın yaptığı meta analizde ise yine 8 randomize kontrollü çalışmanın ele alındığı meta analizde hastaların kümülatif live birth'leri arasında anlamlı bir fark bulunmamakta. O yüzden normal responder, hiper responder ve poor responder grubu birlikte ele alındığında kümülatif live birth'lerde bir fark olmadığını görmekteyiz. Matheus Rock tarafından Brezilya verisiyle yapılan bir meta analizde, Brezilya ekibinin yaptığı bir meta analizde yine 11 çalışma, 5379 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve meta analiz sonucunda canlı doğum oranı hiper responder grupta daha yüksek dondurulmuş embriyo transferinde çıkarken kümülatif canlı doğum oranları arasında bir fark saptanmamış gözükmekte. Bu ekibin yaptığı çalışmada yine moderate ve severe OHSS'nin hiper responder ve normal responder grubunda dondurulmuş embriyo transferiyle azaldığı, preeklampsin ise yine elective freezing grubunda anlamlı oranda daha yüksek gözüktüğünü görmekteyiz. Peki her hasta aynı kefeye girebilir mi? Burada yine SART datası 80 bin vaka bir SART datasında hastalar verdikleri yanıta göre stratifiye edildiklerinde 5'in altında yanıt veren low responder grubu hastalarda taze transferin anlamlı olarak klinik gebelik ve canlı doğumları açısından üstün olduğu ama oosit sayısı arttığı zaman özellikle hiper responder grubunda canlı doğum oranları ve klinik gebelik oranlarının daha yüksek olduğunu dondurulmuş embriyo transferinde gözlemlemekteyiz. Yapılan çalışmaların değerlendirildiği, katıldığı meta analizlerden sonra bizim ülkemizden de yine
Bahçeci grubunun yaptığı çalışmada yine oosit sayısına göre hastalar stratifiye edildiğinde elektif freezing yapılan hastalarda canlı doğum oranlarının daha yüksek olduğu, sadece poor responder grupta canlı doğum oranlarının fresh yönünde olduğu ama bunun anlamlı olmadığı, ya arada %3'lük bir fark olduğu burada da yine Boynukalı'nın çalışmasında karşımıza çıkmakta. 2021 meta analizinde 23 çalışmanın dahil edildiği çok kapsamlı bir meta analizde safety açısından, güvenlik açısından baktığımızda OASS elektif freezing yapılan dondurulmuş embriyo transferi grubunda daha düşük. Bu bizim için önemli bir bilgi. Elektif freezing, freeze-all grubunda tansiyon yüksekliği olan hastaları daha çok görüyoruz. Yüksek doğum aralıklı gebelikleri hastaları daha fazla görüyoruz. Ama fresh grupta da yine düşük doğum aralıklı gebelikleri daha fazla görüyoruz. Tüm bu randomize kontrollü çalışmalar ve meta analize baktığımız zaman şu an için özellikle freeze-all uygulamalarının daha yüksek canlı doğum oranlarının sadece hiper responder grupta ulaştığını ama poor responder grupta herhangi bir randomize kontrolü çalışma olmadığını görmekteyiz. O yüzden kümülatif canlı doğum doğum oranlarında herhangi bir fark olmadığını da gördüğümüz için şu an için tamamen freeze-all'a geçmenin biraz daha zamanı olduğunu çalışmalarla söyleyebiliriz. Peki hastalar bu durum karşısında nasıl bir tutum sergiliyorlar? Hastalar ne istiyorlar? Hastalar tabii ki etkinlik ve güvenliğin birlikte olduğu her duruma uyum sağlamaya daha yatkın gözüküyorlar. Güncel yapılan çalışmalarda da hastalar özellikle taze veya dondurulmuş embriyo transferlerinde etkinlik ve güvenlik açısından çok ciddi bir fark yoksa bizlerin yönlendirmesiyle hastalar freezing'den çok fazla korkmuyorlar. Ama yine de biz bu neonatal riskleri ve diğer tüm konuları hastalarla tartışıp ona göre hastaları yönlendirmeliyiz. Daha öncelerde yine bizim ülkemizden yapılan bir çalışmaya göre hastaların ART siklüslerine, yardımcı üreme tekniklerine devam etmelerindeki belirleyici en önemli faktör ceplerinden çıkan para aslında ve özellikle taze transfer ve dondurulmuş embriyo transferi arasında bu denli bir çok ciddi bir fark olmadığı sürece hastalara yükleyeceği ek maliyetler nedeniyle belki de hastaların bu tedavileri devamında bir azalma olacağı çalışmada gösterilmiş. Ve diğer bir konu ise yine hastaların tedavi süreçleri içerisinde harcadıkları zaman, yaşadıkları stres bu hastaların tedavi devamlılığını etkileyen faktörlerden önemli parametreler. Freeze-all stratejilerinde tedavi süreçlerinin uzaması, hastaların ek enjeksiyonlar veya medikasyonlar nedeniyle ve sürecin uzaması nedeniyle streslerin artması hastaların tedaviye devam oranlarında düşüş yarattığını gösteren çalışmalar burada belirtilmiş. Tabii ki biz güvenlik, etkinlikle ilgili ciddi kaygılarımız var ve bunu kanıtlayan RCT'lerle biraz daha içimiz rahatlıyor diyoruz ama özellikle global krizin bu denli boyutta olduğu bir durumda maliyetleri de muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Her ne kadar oosit, o kadar embriyo, o kadar canlı doğum desek de ilk transfer için söylüyoruz bunu. Biz bu stratejiyi günlük hayatımıza geçirmeden önce gerçekten daha fazla kanıta ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Biz şu an mevcut durumda OASS riski olan hastalarda veya geç foliküler fazda progesteronun yükseldiğini saptadığımız hastalarda veya bizim kendi programımızı, laboratuvarın programını düzenlememiz gereken onkofertilite, sosyal nedenli fertilite prezervasyonu, farklı protokoller uyguladığımız hastalarda freeze-all hayatımızda zaten önemli bir yer edinmekte ve günümüzde maalesef global ekonomik kriz ve diğer endüstri nedenli ilaç teminlerindeki problemler nedeniyle yine biz freeze-all stratejilerini çok daha sıklıkla hayatımızda görmekteyiz. Biz burada özellikle hiper responder grupta canlı doğum oranlarında daha yüksek bir başarı olduğunu görsek de normal responder ve poor responder grupta henüz ciddi bir tatmin edici bir dataya ulaşmış değiliz. O yüzden günlük pratiğimize bu kadar rahat geçirmek konusunda hala biraz daha zaman olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Her ne kadar tıbbi gereklilik durumunda gerçekten bizler ve hastalar için çok büyük bir rahatlık olsa da hala bu freezing politikalarının veya freezing uygulamalarının
uzun dönem sonuçlarıyla ilgili net bir bilgi olduğunu söylemek için erken. Çünkü özellikle uzamış blast'a gittiğimiz dönemde uyguladığımız extended blast kültürlerinde veya vitrifikasyon veya slow freezing protokollerinde kullandığımız kriyopritektanların ne gibi epigenetik değişikliklere yol açtığını henüz tam olarak bilmiyoruz. Bazı imprinting disorders'ların ART bebeklerinde daha sık görüldüğünü bilmekteyiz. Ve özellikle genlerin aktivasyonunu ve inaktivasyonunu kontrol eden moleküllerdeki metilasyon defekleri bu vitrifikasyon sonuçları nedeniyle değişebilmekte. Biraz önce yine bahsettiğim dondurulmuş embriyo transferiyle yüksek doğum ağırlığına sahip bebeklerin özellikle sibling embriyolarda gösterilmesi intrinsic faktörler değil epigenetik değişikliklerle ortaya çıktığını öne süren çalışmalar bulunmakta. Ve yine ART siklusları ve vitrifikasyon, uzamış kültür gibi süreçlerden epigenetik değişikliklerin olabileceğini ve bunun uzun dönem sonuçlarını hala tam olarak bilmediğimizi söyleyebiliriz. Bizlerin, insanların hayatına sağlıklı bir canlı bebek verirken hastaların hem mental hem fiziksel hem de finansal olarak bir yük oluşturmadan bunu yapmak aslında bizim en büyük amacımız. Freezing hepimizin hayatında çok ciddi bir kolaylık sağladı. Gerçekten müthiş bir buluş ama bu bir devrim değil. Şu an devrim diyemeyiz. Bu bir evrim. Belki de bir sonraki basamak bunun hayatımıza tamamen girip freezing stratejilerinin çok daha belirgin uygulanması olacak. Belki de daha önceki slaytlarda gösterdiğim gibi belirli vakalarda sadece fresh yapıp freezing'i günlük pratiğimize alacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soruları sanırım Kemal Hocam biraz önce söyledi. Diğer konuşmacıdan sonra birlikte alacağız. Evet Volkan Hocam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok açıklayıcı konulara değindik ve ben çok iyi anladım ne dediklerinizi ve bu konudaki yani şey konusu özellikle yani kümülatif gebeliği arttırmadığı para konusu bunları hepsini aslında tartışmak lazım. Bu tartışma konuları bunlar. O yüzden şimdi de Şafak Hoca'dan dinleyelim bakalım. Onun savını da. Ondan sonra hep beraber bu konuları tek tek değinelim. Buyurun Şafak Hocam sizden alalım. Yarım saatlik süreniz var. Volkan Hoca çok güzel süreye uydu. Sizden de onu bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet ben de hepinize çok teşekkür ederim. Hem Üremetli bu Cerrahi Derneği'ne bana bu fırsatı verdiği için. Tabii Volkan Hocam'ın dörtte bir dilimli domatesine karşı benim doğal olarak donan ve sonradan çözülen bir kurbağayla başlamam da herhalde biraz ironik olacak gibi gözüküyor. Şimdi hemen slide göstereyim ben yardım. Evet. Şimdi az evvel zaten moderatörümüz Kemal abi bilgisini vermişti. 2019 yılı itibariyle neredeyse uygulanan siklusların %74-77'sinin dondurulmuş siklusal olarak uygulanıldığı bir çağa doğru evriliyoruz. Ve dondurulmuş yani fizol politikasıyla elde edilen gebelik oranlarının ileri yaşlarda bile giderek çok yükseldiğini ve fresh transferlerle mukayese edildiği zaman anlamlı farklılıklar olduğunu da görebiliyoruz. Neden frizol uyguluyoruz? Daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz, daha normalizasyon sağlamak istiyoruz, daha güvenli olmak istiyoruz. Hem hastamız açısından hem de kendi hekimlik uygulamalarımız açısından da daha dostça bir tedavi protokolü olduğunu düşünüyoruz. 2016 ve 2019 yılları arasındaki artan IVF sikluslarının içerisinde frizol sikluslarının neredeyse %50 oranında artış gösterdiğinde bu slide'da size göstermek istedim. Frizol politikası temel olarak gonadotropin antagonist stimülasyon yapılan olgularda GnRH analogla trigger'ın yapıldığı elde edilen embriyoların sıklıkla blastokist aşamasında donduruldu ve sonrasında hazırlanan programlarla dondurulmuş embriyo transferi şeklinde uygulandığı programlardır.
Avantaj ve dezavantajlar açısından yapılan SWOT analizine baktığımız zaman tabii ki işte o hassas ihtimalinin ortadan kaldırılmaya çalışılması, anne sağlığı için daha güvenli olması, gebelik oranlarının daha yüksek olması, az evvel Volkan Bey'in de belirttiği gibi ektopik gebelik oranlarının kriyo lehine birazcık daha düşük olması, daha iyi obstetrik ve perinatal sonuçların olması avantajlar gibi gözükmekle beraber randomize kontrol çalışmaların kısıtlı olması, günlük IVF pratiğimizin değişmesi gibi bir takım kendi içerisinde dezavantajları ve tehditleri de bulunmakta. Volkan Hocam da az evvel çok güzel söyledi, one size fit all acaba doğru bir karar mı diye. Bu çalışma aslında yani Flash'in lehine bir çalışma ama bu grafik önemli. Ben bu grafiği paylaşmak açısından koydum. Embriyoların Flash olarak transfer edilmesi embriyo kalitesinin iyi olduğu durum için geçerliyken endometriumun yüksek steroid hormon etkisiyle bozulduğu durumda frozen embriyo seçiminin yapıldığı çok güzel bir tablo. Burada eğer zon olarak birinci zona düşülüyorsa fresh embriyo transferi yapılabildiğini, üçüncü zona düştüğünde frozen embriyo transferinin yapıldığını, ikinci zonda ise her ikisinde yapılabilme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Brezilya'dan ROK çalışması 2015 yılına ait olan bu çalışmada frozen embriyo transferi yapılan olguların fresh embriyo ile karşılaştırıldığı durumlarda anlamlı şekilde daha fazla antral folikül sayısının olduğu, daha fazla oosit elde edildiğini, oosit maturasyon oranlarının daha yüksek olduğu ve klinik gebelik sonuçlarının daha iyi olduğu ortaya konulmuş. Yine ROK ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir meta analiz çalışmasında reproduktif sonuçlar açısından değerlendirme yapıldığı zaman 11 tane çalışma dahil edilmiş. Bunların özellikle hani high responder grubunda canlı doğum oranlarının frizol lehini olduğunu, normal responderlar açısından bir farklılığının olmadığını ama overall değerlendirme yapıldığı zaman yine preeklampsi riskinin yüksek olduğunu da ifade etmişler. Hangi indikasyonlarda yapıyoruz? Volkan Hocam da az evvel bahsetti. Özellikle son yıllarda PGDA ve PGDM uygulamalarının artması, onkofertilite veya sosyal nedenlerle fertilite koruma yaklaşımları, donasyon siklusları, tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları veya işte rutin olarak elektif bir şekilde siklus segmentasyonu ya da frizol politikasının uygulanması, geç foliküler fazda progesteron yükselmesi tartışmalı bir konudur. Yani OHSS riskinin yüksek olduğu sikluslarda yeterli endometrium gelişmediği, polip geliştiği, hidrosalpinks olduğu durumların konsistental olarak karşılaşıldığı durumlarda ve özellikle Bayvald'ın foliküler dalgalanma informasyonundan sonra uygulanan random start ve double stimülasyon protokollerinde frizol politikası uygulanmakta. Bu konuyla ilgili olarak bir başka çalışmada frizol uygulamaları planlanmış uygulamalar veya işte kurtarma uygulamalar şeklinde yapılabilir. Bunlardan iki tanesi planlanmış uygulama ve rescue stratejisinde randomize kontrol çalışmaları temel olarak kanıta dayalı olarak PGD ve OHSS vakaları için olduğu ifade edilmekte. Diğer yapılan uygulamalarda ise kanıtın çok da yeterli olmadığı bildirilmekte. Az evvel Kemal abinin bahsettiği gibi yapılmış 15 tane çalışmanın içerisinde D2, D3 ve D5 çalışmalarının karşılaştığı çalışmalarda randomize kontrol çalışmalarda sadece 5 tanesinin bir gastrokist çalışması olduğu ve bu çalışmalarda da sonuçların frizol lehine olduğunu görüyoruz. Ben biraz slide'den bir grubunu özellikle Mizacin'in bu çalışması üzerinden hareketle gideceğim. Burada 69 tane çalışmanın süzülerek yapıldığı bir metanaliz çalışması. Frizol yapacağımız olgularda optimal oosit sayısı ne olmalıdır? Bir kere 15 altına düştüğü durumlarda genel kabul, normovulatuar kabul edildiği ve bunlarda frizol uygulamasının gerekli olmadığıdır. Volkan çalışmasında %8 canlı gebelik oranının her bir oosit artışında %8 libert oranının arttığı ortaya konulmuş. Kobo'nun çalışmasında oosit sayısı 43'e ulaştığı zaman kümülatif canlı gebelik oranının %97'ye kadar çıktığı görmüş. Tabii 43 oosit çok iddialı bir rakam.
Ama yani cut-off değer olarak 15-6'ya 15 üstü rahatlıkla ifade edilebilir. Bu çalışmaya katılan bütün şeyler, yani OSIS sayısıyla ilgili çalışma, ama çalışmanın hepsi volümleri çok büyük olmakla beraber retrospektif çalışmalar olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla değerlendirirken de dikkate alınması gerekir. Yine bir başka meta analiz çalışmasında 15'in altındaki olgularda Frizol stratejinin bir gereklilik olmadığı ya da avantajın olmadığı ortaya konulmuş durumda. Herhangi bir şekilde bu Frizol stratejisi uygulanacağı durumlarda pre-treatment yapılmalı mıdır? Frizol için böyle bir randomize kontrol çalışma elimizde mevcut değildir. OKS kullanımı için yine kanıt yetersizdir. Yine luteal östrojen kullanımı, fresh sikluslarda folikül senkronizasyon açısından çok yararlıyken Frizol siklusları için böyle bir enformasyon mevcut değildir. Peki ne zaman stimülasyona başlayalım? İşte az evvel bahsettiğim gibi Barwalt'ın hipotezinden yola çıktığımız zaman Duostim IVF, Duostim IVF, Random Start, Luteal Faz uygulamaları gibi uygulamalarla karşılaştığımızda uygulama zamanımız farklılaşıyor, uygulama biçimimiz de farklılaşıyor. Dolayısıyla ama bilgi şu, yani bu tarz uygulamalarda luteal fazda yaptığınız oosit toplama, onların maturasyonu, onlardan gelişen embriyo profillerinin foliküler fazda çok farklılık göstermediği doğrultusunda. Kombine gonadotropin kullanımı konusunda LH eklenmesinin genel olarak yararlı olduğu ama eklendiği durumda çok da bir yarar göstermeyeceği ifade edilmiş. Yani bu Frizol olgularında saf FSH mı yoksa FSH-LH mı kullanalım sorusu açısından. Burada Huber ve arkadaşlarının ovarian sensitivity indeksi dediği bir indeksi de belirtmek isterim. Burada elde edilen oosit sayısının FSH dozuna oranı ile yapılan bir hesaplama. Bu oranda FSH dozu ne kadar az ve elde edilen sayı oosit sayısı ne kadar fazlaysa nihai sonucunda o kadar iyi olacağını, dolayısıyla gonadotropin dozunun canlı doğum oranlarını etkileyen bağımsız bir faktör olduğu bildirilmiş. Şimdi rutinde Frizol siklusları için artık gonadotropin elizyon hormon analog tedavisinden bahsetmek pek mümkün değil. Ama endometriyozis ve hızlı folikül gelişen olgular için hala kullanılabileceği ifade edilebilir. Bunun dışında sıklıkla kullandığımız rejim gonadotropin elizyon hormon antagonist tedavi protokolleridir. Ve bu protokoller fix ya da flexible şeklinde kullanılabilir. Canlı doğum oranları ve kümülatif canlı doğum oranları açısından Frizol sikluslarında kullanılan tedavi protokolüne dair randomize kontrol çalışma bulunmamaktadır. Bu pituiter baskılama rejimi için Azrail Okan Hocam ve Kemal Hocam da çok güzel bahsettiler. Bunu muhakkak belirtmekte fayda var. Özellikle ilaç bulunmasının çok sıkıntı içerisinde olduğu veya maliyetlerin çok yüksek olduğu durumlarda bizi mecburi tedavi protokolüne iten uygulamalar son zamanlarda çalışması çok sıklıkla yapılan konular haline geldi. Nedir bu? Progesteron priming ovarian stimülasyon dediğimiz uygulamalar prematür LH yükselmesini basit ve etkin olarak engelleyerek işlevlerini gösterirler. Endometriyal reseptiviteyi bozdukları için Frizol uygulaması olması gerekir. Zaten Frizol uygulamalı olarak yapılan çalışmalardır. Bu amaçla medroxiprogesteron asetat ve didrogesteron güçlü progesteron etkine sahip ilaçlar olarak da kullanılmakta ve endojen progesteron üretimini bozmamakta. Lamarca'nın bu çalışmasında uygulamanın nasıl olduğu net bir şekilde burada ifade ediyor. Çok fazla slaytım olduğu için biraz hızlı geçeceğim. Kusura bakmayın lütfen. Burada sadece uygulanacak olan uygulanabilir progesteron ilaçları içerisinde klinik kullanımda medroxiprogesteron asetatın ve didrogesteronun bilinen ve kullanılan dozlarda ovülasyon inhibisyonu için yeterli dozda olabileceği ve rahatlıkla kullanılabileceği de ifade edilmekte. Bu yine progesteron uygulamasının hem endojen hem de egzojen uygulaması ile ilgili yapılmış bir çalışma. Endojen progesterondan kasıt luteal faz. Luteal fazda ve işte foliküler fazda progesteron desteği verilerek olan yapılan çalışmalar. Bu çalışmaların işte luteal faz stimülasyon uygulaması, duostim uygulaması, progestin prime rejimleri ve random start protokollerinde nasıl uygulandığına dair buradan çizelgeyi gösteriyorum size. Yine burada iyi tolere edilen, düşük maliyetli olan
Aynı sayıda ve iyi kalitede oksijen elde edildiği, gebelik oranlarının aynı olduğu ama diğer taraftan randomize kontrol çalışmalarının az olduğu ve filiz ol stratejisini mecbur bıraktığı ifadeleri ki şu an güncel durumda sanıyorum sadece Türkiye için değil, yani antagonist ilaçlarının bütün dünyada bulunamadığını göz önünde bulundurursak bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Gonadotropin releasing hormon antagonist protokolünün agonistle trigger edilmesi hem elastrojen indüksiyonunu hem de derin vitolitik etki yapması, tabii ki VEGF gibi korpus lütomdan salgılanan vazoaktif maddelerin baskılanmasıyla OHSS ihtimalinin düşünmesi filiz ol siklusları için oldukça etkili, integral bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Trigger amaçlı olarak gonadotropin agonist mi yoksa HCG mi verilmesi filiz ol için hani çok geçerli bir önerme değil, HCG'nin verilmesi gerekli de değil. Böyle bir randomize kontrol çalışmanın gereği de yok. Ama şu unutulmamalıdır ki yani agonist trigger yapılan olgularda HCG verildiği zaman OHSS ihtimali artabilir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki yine agonist trigger'ın tek başına yapıldığı uygulamalarda da OHSS'e gelişen ve ülkemizden de bildirilmiş yayınlar mevcuttur. Ovülasyon trigger'ın filiz ol sikluslarda standartize edilmiş bir konu değil. Daha ziyade agonist siklus tecrübesinden faydalanılmış. Klasik bilgi 3 veya daha fazla 17 milimetrelik folikül olduğunda HCG'nin yapılmaması ve geciktirildiğinde RCT çalışmada geç toplanan olgularda sayı değişmese de maturosit eldesinin arttığı. Yani 1-2 gün daha ötelediğinizde daha fazla olgun yumurta elde edebileceğiniz bilinmektedir. Suprafizyolojik düzeyde östradiol düzeyleri en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bu flash siklusler için anlam ifade eden bir durumdur. İlk başta gösterdiğim işte steroid hormon etkisi göz önünde bulundurulduğu zaman filizolun tercih edilmesi sebebidir. Fakat böyle bir etkinin filizol siklusları için çok fazla bir anlamı yoktur. Elde mevcutta 5 tane retrospektif çalışma mevcut. Dolayısıyla RCT mevcut değil bu konuda. Peki geç foliküler fazda progesteron yükselmesinin filizol siklusu üzerindeki etkisi nasıl? Progesteron yükselmesi taze IVF sikluslarında olumsuz etkiye sahiptir. Venetis arkadaşlarının çok büyük bir çalışmasında hem taze IVF siklusları hem dondurulmuş sikluslar hem de donör sikluslarının yaptırıldığı çalışmada donör ve dondurulmuş embriyo transfer sikluslarında yüksek progesteron düzeylerinin olumsuz etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Yine Kofinas ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da yüksek progesteron düzeylerinin dondurulmuş embriyo transfer sikluslarında oosit sayısı normal embriyo, gebelik ve canlı doğum oranlarında çok büyük bir değişiklik yapmadığını görmekteyiz. Geç foliküler fazda progesteron yükselmesinin freeze all'la aşılması oldukça etkin bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla canlı doğum kümülatif canlı doğum oranları açısından da bir farklılık olmadığı izleniyor. Ülkemizden çok güzel bir çalışma, bunu burada paylaşmak istedim çünkü filiz ol siklusu için en önemli olan kısım tabii ki endometriyumun nasıl hazırlandığıdır. Endometriyum hazırlanırken hormon replasman tedavisi ya da artifisyal siklus diye tabir ettiğimiz siklus formu iki şekilde yapılabiliyor. Ya gonadotropin releasing hormon baskılayıcı, pitüter baskılayıcı yöntemle veyahut da onsuz yapılabiliyor. Gerçek natürel siklus dediğimiz uygulamada siklusun bütün sürecinin doğal seyriyle izlendiği durum olarak karşımıza çıkıyor. Burada da lütel faz desteği yapıp yapmamak alt gruplar olarak ortaya konuluyor. Eğer natürel siklusu takip ettiğimiz olguyu HCG uygulamasıyla yaparak trigger yapıyorsak da bunlar da modifiye natürel siklus olarak tanımlıyoruz. Yine bunlar lütel faz desteği yapılan ve yapılmayan formları olarak alt gruplar ayırabiliyoruz. Bir de bunun dışında mild ovarian stimülasyon yapıldığı olgular, uygulamalar var ki bunlar da klomifenstrat, daha ziyade aromataz inhibitörleri ve bazı olgularda 150 internasyon üniteye kadar foliküler stimülan hormon kullanılması şeklinde. Bu tablo aslında belki frizol uygulamasında nasıl hareket etmemiz gerektiğini karşılaştırma olarak gösteren çok güzel bir tablo. Eğer siklus artifisyen siklussa
Östrojen uygulamasından sonra oosit retrieval gününü birinci gün kabul eden bir yaklaşımla uygulama yaptığımızda üçüncü gün embriyolarını dördüncü günde, progesteronun dördüncü gününde, beşinci gün embriyoları da progesteronun altıncı gününde verecek şekilde uygulayabiliyoruz CRT sikluslarında, yani artifisyel sikluslarda. Natürel siklusla ilgili baktığımız zaman burada natürel siklusla ilgili belki de en önemli söylenmesi gereken şey Elasticsearch'ün işte tam olarak zamanlamasının ne zaman olacağı, %30 kan ve idrar tahlillerinde yanlış sonuçların çıkabileceği, hangi cutoff değerinin işte 17'yi mi alacağız, 20'yi mi alacağız, 20 ile 40 arasını mı alacağız, değişkenlik göstermesi ve Elasticsearch'ünden sonra yaklaşık 24 ile 56 saat arasında değişen işte ovülasyon gerçekleşmesi burada biraz hani şeyi biraz etkileyebilmekle beraber sonuçların en iyi olduğu grup olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada Elasticsearch'ünden 4 gün sonra 3. gün embriyo transferi, yani cleavage embriyo transferi, 6. günde de 5. gün embriyo transferi yapılabilmekte. Burada özellikle D6'ya giden embriyolar olduğu zaman embriyoların işte 7. günde transfer edilmesi yapılan çalışmalarda efektif sonuç gösterdiği bildirilmiş. Burada yine 5. günde ve 7. günde yapılan çalışma karşılaştırmaları yapıldığında da bir farkın olmadığı çalışmalarda yine literatürde mevcut. Evet, acaba işte doğal olana geri mi dönüyoruz? Burada yapılan çalışmalarda da yine natürel siklus uygulamalarının daha yüksek gebelik sonuçları verebileceğini ortaya koyuyor. Acaba demin de söyledik işte natürel siklus uyguladığımız zaman trigger yapalım mı yapmayalım mı? Buradaki çalışmada da yapılan hani bütenfaz desteği şey trigger yapalım ya da yapmayalımın bir değişiklik yaratmadığı belirtilmiş. Yine bir başka çalışmada, Cochrane Database'deki çalışmada natural ovulatör sikluslarla hormon replasman tedaviki en sık karşılaştırılan gruplar artık işte natural ve modifiye natural siklusların artifisyel ya da HRT sikluslarıyla karşılaştırma yapılan birazcık HRT sikluslarına karşı bir tutumun arttığını görüyoruz. Ve burada 5 randomize kontrol çalışmanın olduğu ve canlı doğum oranlarında bir farkın olmadığı ortaya konulmuş. Bu slide'ı sadece şunun için koydum. Natürel siklusteki en önemli özelliğimiz bizim corpus luteum gibi son derece önemli progesteron, aynı zamanda çok önemli relaksin ve aynı zamanda hani progesteronun diğer progesteron dışı corpus luteumdan salınan diğer maddelerin implantasyon sürecinde ne kadar önemli olduklarını ve dolayısıyla frizol sikluslarda, corpus luteumsuz durumlarda, yani artifisyen sikluslarda görülebilecek oksidatif patolojilerin daha artmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek için bu slide'da koydum. Natürel sikluste progesteron eklendiği durumda ne oluyor? Progesteron eklendiği durumda hem klinik gebelik oranlarının hem de canlı doğum oranlarının daha yükseldiğini görüyoruz. Yine modifiye natürel sikluslarda progesteron eklendiği durumda klinik gebelik oranlarının ve implantasyon oranlarının yükseldiğini ve düşük oranlarının azaldığını görüyoruz. Burada kullanılan östrojen ve progesteron preparatlarının kullanım yolları, buraya geçiyorum. Şimdi artifisyel sikluslarda İki tane yaklaşım var. Sabit protokol ve step up protokol. Buradaki step up protokolle D2 D6'da 1x1 olarak ifade edilmiş. Bu 1L7 şeklinde de ifade edilebiliyor. Mesela D7 D10 denilen uygulama D8 D14 olarak ya da D8 D12 olarak da yapılabiliyor. Ve buradaki en önemli özellik giderek artan bir östrojen verilmesi ve endometriumun özellikle 7 mm ve trilaminal olduğu durumda da progestasyonel ajanın başlanması önerilmekte. Bu çalışmada ise modifiye natürel siklusla artifisyel siklus ve natürel siklus karşılaştırıldığında modifiye natürel siklusun daha yararlı olduğu, artifisyel siklus ve natürel siklusların birbirleriyle eşit etkiye sahip, yani benzer etkiye sahip olduğu, yani klinik olarak anlamlı olmadığı ortaya çıkartmış. Ama bu çalışma çok volümü yüksek bir çalışma olmasına rağmen retrospektif bir çalışma olarak karşımıza çıkmakta. Yine bir başka çalışmada acaba gonadotropin releasing hormonunu
Biz dondurmuş çözülmüş embriyo transferlerinde kullanalım mı diye yapılan çalışma. Bu da retrospektif ve düşük volümlü bir çalışma ve herhangi bir anlamlı farklılığın özellikle implantasyon oranlarında ve canlı doğum oranlarında olmadığını ortaya koyuyor. Yine gonadotropin releasing hormon uygulamasının yapıldığı durumda bir randomize kontrol çalışmada canlı doğum oranları yüksek denilse de özellikle Kemal abinin başta söylediği gibi bunlar hep kanıt olarak karşımıza çıkıyor ama kanıt düzeyleri nedir diye bakıldığı zaman kanıt düzeylerinin çok yüksek olmadığı ve diğer 8 tane randomize kontrol çalışmanın sonuçlarının da çok güvenilir olmadığı ortaya çıkıyor. Yine bir başka çalışmada stimulet siklusların HRT sikluslardan daha etkili olduğunu gösteren bir çalışma. Burada bu kadar variyabilitenin olmasının en önemli nedeni hala daha Friesenthal sikluslarında yapılan uygulamaların standart edilememiş olması. Yine ama eldeki verilere bakıldığı zaman natürel siklus uygulamaların hele ki güncel pratik durumdaki durumumuza baktığımız zaman daha yararlı olduğu doğrultusunda. Foliküler fazda letrozolün, klomefenstratın ya da 150 ünitenin altında FSH'nın verildiği olgular açısından duruma baktığımız zaman buradaki en temel şey artifisyel sikluslarda gelişirken yeterli endometriyumdaki sterogenik aktivitenin gelişememesi ihtimali bertaraf etmek için bu uygulamalar yani rasyonalitesi bu şekilde ortaya konulmuş. Bir randomize kontrol çalışmada letrozolün canlı doğum oranında fark yaratmadığı ortaya konulmuş ama FSH letrozol CC uygulamaları yani mild stimülasyon olgularda klinik gebelik oranlarının yüksek olduğu ortaya konulmuş. Bu çalışmada acaba yani Friesenthal uygulaması normal responder kategorisinde olan hastalarda uygulanırsa ne olur diye değerlendirilmiş. Bunu da iki gruba ayırmışlar. Birinde 4-9 yumurta, birinde 10-15 yumurta. 10-15 yumurta olan da istatistiksel anlamlı olarak Friesenthal lehine çıktığında 4-9 yumurtada bunun çok da anlamlı bir fark oluşturmadığı ortaya konulmuş. Yine acaba kötü oven rezervi olan olgularda bu kullanımsa nasıl olur diye bakıldığında Friesenthal istatistiksel anlamı olmasa bile nispeten birazcık daha iyi. Ama bu tabii ki Friesenthal'ın full oven rezervi olan hastalarda kullanılması zorunlu anlamına gelmez. Bir başka çalışmada blastokist embriyo transferinin klivaj aşamasındaki embriyo transferinin tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda uygulandığı zaman bakıldığında tek blastokist transferinin çift klivaj embriyosuyla karşılaştırıldığı, bu aslında biraz bias oluşturabilecek bir durum olarak değerlendirmek gerekir. Burada da yine sonuçların Friesenthal lehinli olduğunu görüyoruz. Önemli bir konu endometriyozis olgularında ne yapalım? Endometriyozis olgularında flash embriyo transfer mi yapalım yoksa frozen embriyo transfer mi? Bu çok yeni bir yayın ve bu yayında yaklaşık olarak 6 çalışma değerlendirilmiş ve kanıt düzeyi orta derecede kanıtlar. 3010 tane hastanın değerlendirdiği bu çalışmada frozen embriyo transferi yapılmasının fresh embriyo transferine endometriyoz olgularında üstün olduğu gösterilmiştir. Östrojen kullanılması Friesenthal sikluslarında 10 günden az olmamalı, 28 günden uzun olmamalı. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu aralıktaki olan östrojen kullanımlarında herhangi bir olumsuz etki gözükmemekle beraber Friesenthal sikluslarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de zaten östrojenin progesteron öncesindeki süreçte kullanımının biraz daha liberal olmasına imkan tanınmasıdır. Serum östrojen düzeyine Friesenthal sikluslarında bakalım mı? Bizim Cem'in çalışması bu çalışmada östrojen düzeylerine bakmanın herhangi bir yararı olmadığı ortaya konulmuş durumda. Şimdi bu çok güzel bir çalışma, Alvarez'in çalışması. Burada artifisyel hazırlanan Friesenthal sikluslarında serum progesteron düzeylerine bakıldığında
Biz lütelfas politikamızda değişiklik yapmalı mıyız çalışması? Ben çok önemsedim bu çalışmayı. Burada tabii çok göreceli farklı değerler olsa bile progesteron düzeyinin 10 nanogram bölü mililitrenin üzerinde olması ya da altında olması bir cutoff olarak kabul edilmiş ki genel olarak da şu an klinik pratikte hepimiz herhalde böyle düşünüyoruz diye düşünüyorum. Eğer onun altında bir değer söz konusuysa vajinal progesteron uygulamasına ek olarak subkutan 25 mg progesteron uygulaması yapıldığı zaman gebelik sonuçlarının anlamlı şekilde düzeldiği, düşük olasılıklarının azaldığı, biyokimyasal gebelik olasılıklarının da azaldığı rapor edilmiş. Yine Mizaçi ve arkadaşların yaptığı bir metaanaliz çalışmasında 7 çalışma dahil edilmiş ve lütel fazda progesteron desteğinin verilmesinin yararlı olacağı ifade edilmiş. Bu çalışmanın içerisinde gördüğünüz gibi randomize kontrollü çalışmalar metaanalizin içerisinde mevcut ve ama kanıt düzeyleri burada diğerlerine farklı olarak birazcık daha iyi durumda. Bu yani metaanalizler konusundaki en önemli sıkıntı zannediyorum. Kemal abi de aynı şeyleri söyleyecektir. Metaanalize dahil edilen çalışmanın önemli bir kısmı düşük kanıt düzeylerine sahip. Yine bu çalışmada gördüğünüz gibi progesteron uygulamasının yapıldığı durumda klinik gebelik ve canlı doğum oranlarının progesteron kullanımının lehine olduğunu görüyoruz. En önemli sorunlardan bir tanesi hastanız yurt dışından geldi, başka ilden geldi vesaire. Siz filizol siklus yapıyorsunuz. Yaptığınız siklus zaman kaybına sebebiyet verecek. Yaptığınız siklus overler daha rahatlamadı. 3 ay sonra mı yapalım? Bununla ilgili yapılan çalışmada hemen arkasından yapılan filizol uygulamasıyla zaman ilerleyen zamanda yapılan çalışmasıyla farklılık olmadı. Hatta nispeten birazcık daha hemen arkasında yapılan çalışmaya destekler nitelikte sonuçlar olduğunu görüyoruz. Fakat burada da yine retrospektif cohort çalışmaların olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yine burada da randomize kontrol çalışmaların yapılması yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi yüksek serum düzeylerinin neonatal doğum ağırlığı üzerinde etkisi var mı çalışması? Burada da 6 kompartmana ayrılmış 1000'in altında ve 5000 üzerindeki değerler ve östrojen düzeylerindeki bu değişikliklerin bebeklerin doğum ağırlığı üzerinde olumsuz etkisi olmadığı ortaya konulmuş durumda. Şimdi bu çalışmada yaklaşık 20.687 kadının katıldığı canlı doğum çalışmasında oosit sayılarının artmasıyla kümülatif gebelik oranlarının, canlı doğum oranlarının ne kadar yükseldiğini gösteriyor ve totaldeki rakamın yani bir sefer transfer yapıldığında filizol siklusunda %50 olasılıkla gebeliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun yaşa adjust edildiği durumda zaten işte belli bir rakamdan sonra ileri yaş yok. Oldukça gebelik oranlarının yüksek olduğu, canlı doğum oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi bu çalışma hani işte frozen embriyo transferi anneler ve bebekler için ne kadar faydalı? Direkt olarak zaten Volkan hocamın açıkladığı şeylere geliyoruz. Yani bütün bu konuyla ilgili şeyler bu noktaya dayanıyor. Gestasyonel yaşa göre büyük olan yüksek doğum ağırlıklı ya da makrozomik bebekler veya işte çok yüksek doğum ağırlıklı bebeklerin olma ihtimalleri frozen embriyo transferinde yüksekken bu bir yandan da düşük doğum ağırlıklı ve doğum ağırlığının düşük olduğu veya çok düşük olduğu vakaların filizol sikluslarda olmadığını görüyoruz. Yine antepartum kanama, yoğun bakıma giriş, konjenital anomaller ve perinatal mortalitede iki grup arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Blastokist transferinin programlı sikluslarda makrozomiyi artırdığını ve natürel sikluslarda bu ihtimalin daha az olduğunu gösteren bir başka çalışma. Burada bu çalışmada ise yani biraz akışa ters bir sonuç sunuluyor. Çünkü blastokist transferinde işte düşük doğum ağırlıklı bebek görülme ihtimali daha düşük olduğu söylenirken bu çalışma 3. gün embriyo transferi yapıldığında bu şeylerin siz söyleyin
daha iyi olacağını ve preterm tekiz doğumların blastokist transferinde daha fazla olabileceği ifade edilmiş. Bu Kemal abilerin çalışmasında biraz gender spesifik bir çalışmada erkek bebeklerde iri bebek olma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya konulmuş. Buraları geçeyim. Bu slide'ı sadece şey için koydum, yani bitiriyorum artık. Vajinal progesteron uygulamasının etki mekanizması, üterin first pass etkiyi gelişmesiyle ilgili. Burada çok enteresan bir mekanizma oluyor. Ve bu enteresan mekanizmayla vajendeki venöz plexuslardan üterin artere diyerek geçişin reverse bir mantıkla ve işte klasik ozmotik mekanizmaların tersine bir mekanizmayla olduğunu görürüz. Bu nedenle vajinal progesteron uygulamalarında serum düzeyleri çok düşük, endometrium düzeylerinin ise fizyolojinin çok üstünde olduğunu görüyoruz. Ama burada çok ilginç bir bilgi var. İmplantasyon sürecinin başlayabilmesi için çok çok düşük zeki, yani fizyolojide 10-15 nanogram bölüm litre düzeyler normal kabul edilirken 0.9 nanogram bölüm litre değerlerin bile çok implantasyon sürecini başlatabildiği. Hatta buradaki bilgi çerçevesinde de işte vajinal progesteron mu, müsküler progesteron mu karşılaştırmalarında neden müsküler yapıyoruz o zaman diye ifade ediliyor, ama bu tartışma devam edecek bir tartışma. Ben hepiniz evde olduğu için eve götürecek mesajlar kısmını geçiyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkürler Şafak'cığım. Gerçekten çok geniş, hemen hemen tüm literatürü de bir derya bir sunum oldu. Biraz tabii daha ayrıntılara girmek lazım. Şimdi sorular gelecektir herhalde. Sorulardan önce benim bir takım konuları birlikte netleştirmemizi isteyeceğim. Ya bir tanesi, şimdi konuşmacılara şeyi sormak istiyorum. Yani high responder hasta grubunda pratiğimiz nedir? Yani high responder'da herkes, hani high anovülasyon, PCOS ya da antral folikülü çok olan hastalarda ya nasıl bir yaklaşım seçiyorsunuz? Fresh siklus düşünür müsünüz? Onlarda progesteron normal gelse bile böyle bir yaklaşımınız var mı? Yoksa yok, hayır, ben zaten baştan bu açıda söylerim, ben onlarda frizolu zaten karar veririm der misiniz? Önce Volkan Hoca'dan başlayalım. Hocam teşekkür ederim. Şöyle, hastayla ilk görüşme bence burada çok kıymetli ve gerçekten ilk değerlendirme, workup'ı iyi yapmak çok kıymetli. Sonrasında problem yaşama ihtimalimizin yüksek olduğu bir hasta portföyüyle çalışıyoruz. Hepimiz biliyorsunuz. Gerçekten hastalara önceden bahseleri anlatmadığınız zaman süreçlere uyumda problem ve sonra sorunlar yaşanabiliyor. Ben high responder yüksek yanıt alacağımızı düşündüğümüz hastalara dondurma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorum. Bunu da trigger günü 11 milim üzeri folikül 18'in üzerindeyse veya östrojen seviyeleri yine 4000'ler ve üzerine çıktıysa OHSS riskinden kaçınmak için frizol politikasını kliniğimizde uyguluyoruz. Özellikle hastanın mortalitesini arttırmamak ve bundan sonraki süreçlerde problem yaşamamak için biz de risk almadan bu durumda dondurmayı tercih ediyoruz. Ama öncesinde hastaya bunun bir ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyip mutlaka bilgisini veriyoruz. Yani anladığım kadarıyla hani bu hasta eğer OHSS riski açısından, OHSS riski varsa frizolu tercih ediyoruz. Risk yok hocam. Efendim? Risk almıyoruz. Evet. Bir de şeyden bahsetmiştiniz. Yani Türkiye'den de hani agonist trigger'la OHSS riski olan hastalardan bahsetmişsiniz. Gerçekten agonist trigger yapıp da hiç OHSS olan hastanız oldu mu? Abi benim böyle bir tecrübem yok. Hani ilk sorunuza binaen de şunu söyleyeyim. Yani bundan 3-4 sene evvel bana bu soruyu sormuş olsaydınız ben step down protokolüyle gidip belki kısmen costing yaparak hatta hiç agonist trigger vermeden fresh siklus da düşünebilirdim veyahut da frizol yapabilirdim, ama ben de Volkan Hocam gibi düşünüyorum. Güncel pratikte kesinlikle hiçbir şekilde high responder hasta ile ilgili olarak değerlendirmede şey yapmıyorum.
Sadece tabii ki bu agonist trigger konusunda karşılaşmadım ama literatürünü bildiğim için bir tanesi bizim Türkiye'den Ahmet Zeki Hocalar'ın bir yayınıydı. Onu biliyorum. Fatemi'nin yayını vardı yanlış hatırlamıyorsam. Trigger yapılsa da HCG verilmemiş olsa da hani işte kurtarma HCG yapıp işte aşırı lütolizin apoptotik etkisinden kaçınmak istenilen durumlarda tabii ki gerçekten nadir de olsa karşılaşılabiliyor. Bir de tabii ki hakikaten agonist trigger'ın bu etkisini de tabii burada da söylemiş olmak da lazım. Derin lütolitik etki hakikaten o sitlerin orada apoptotik bir sürece girip yani şey bir boş folikül sendromu gibi tabloyu da oluşturma ihtimalini de unutmamak lazım. Ama benim güncel pratiğimde hiper responder hastada ben de kesinlikle freeze-all yapıyorum abi. Yani ben de ayrıntı olarak söyleyeyim. Hani 10 binin üzerinde agonist, çünkü freeze-all yaptığım için tamamen agonist trigger yapıyoruz. Evet. Agonist trigger'da mutlaka agonist trigger'ın işe yaradığını ertesi gün bakmak istiyoruz. Hani bazen oluyor, işe yaramadığını gördüğümüz zaman o zaman politikamız hemen değişiyor. Normal HCG'ye geçebiliyoruz ama o da çok nadir. Ama benim pratiğimde ben 10 binin üzerindeki vakada sadece bir tane görebildik. O yüzden çok nadir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani o HSS riski olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi o zaman hemfikiriz. Yani ben de öyle düşünüyorum. Hiper responder hastada riskinden dolayı, en azından o HSS riskinden dolayı böyle bir sıkıntıyı hasta adına yaşamamak adına baştan hepimiz freeze-all'a okey veriyoruz. Peki. Gelelim şeye. Poor responder hasta. Poor responder hastada mantığı var mı? Çünkü hani sorun şurada, bir randomize kontrollü bir çalışma yok bu konuda. Yani her ikiniz de söylediniz. Tamamen retrospektif çalışmalara dayalı. Bu konuda çelişkiler var. Mesela bizim kendi retrospektif bir çalışmamız oldu. Retrospektif çalışmamızda tam tersine poor responder'da da biz daha iyi olduğunu gördük 2015 yılındaki yayınımızda. Şimdi yani sizin kendi pratiğinizde poor responder'la ilgili, hani ben kesinlikle poor responder bir hastaysa ortada başka bir faktör yoksa fresh transfer yaparım diyor musunuz? Önce Volkan Hoca'dan başlayalım. Hocam evet, özellikle oosit sayısı 6'nın altında, 5'in altında olan hastalarda endometriyumla ilgili herhangi bir şüphemiz yoksa ve trigger günü baktığımız progesteron seviyeleri 1.5'un altındaysa, hastayla da daha önceden konuşmamız bu yöndeyse biz taze tercih ediyoruz. Ama tabii biraz titiz davranıyoruz. Endometriyumun değerlendirmesi olsun, hastanın klinik özellikleri olsun. Muhakkak çok detaylı bir değerlendirme sonrası hak ediyorsa fresh tercih ediyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun Şafak Hocam? Yani elinde antagonist olsa, şu anda Türkiye'de antagonist yok, progestin priming yapmıyoruz. Antagonist olsa ne yaparsın? Abi şöyle, dediğim gibi benim de yaklaşımım son yani birkaç yıl içerisinde özellikle freeze-all lehine. Yani ben niye yapmayayım ki diye düşünüyorum. Burada temel sebep tabii ki yani Volkan Hocam'ın söylediği yani kanıta dayalı bilgiler kesinlikle çok önemli. Ama bir şeyi ben önemsiyorum, o da lezer problemi yaşayan hastaların menstrual dinamiklerinin değişiklik gösterebileceği, foliküler dalgalanmalarının farklı olabileceği ve ovaryan siklüslerindeki değişimlerle endometriyal dinamiklerin tam çakışamayacağını, bu biraz bende son birkaç yılda çok böyle şey yaptı, yani yerleşik bir noktaya geldi. O yüzden bu hastalarda yani ben freeze-all yapmaktan ne kaybederim diye düşünüyorum. Tabii hastayla konuşmak, hastayla tartışmak tabii ki çok önemli. Buna rağmen yani ille de fresh embriyo transferi yapmak isteyen hasta da olabilir. Yapabilirsiniz, yapabiliriz. Hiçbir mahsur yok. Ama ben yine de bu olgularda da freeze-all yapılmasını ve iyi bir şekilde hazırlanan endometriyuma embriyo transferinin yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani benim de düşüncem birazcık aslında şey, yani sonuçta bizim amacımız multifoliküler gelişimden kaynaklanan sorunları giderip hastaya idealize olmuş bir embriyo sunmak. Şimdi böyle bir ortam sunmak varken
neden hala stimülasyon üzerine gidiyor? Yani tamam, hani hasta monofiloküller gelişiyorsa ne güzel. Natural siklus gibi trans hemen fresh yapalım. Haklısınız. Tamam. Ama yani multifolikülerse bu, yani poor responder dediğimiz hasta 4-5 tane folikülün geliştiği hasta. Burada sonuçta progestin dışında östrojen de yükseliyor, progesteron da bir miktar yükseliyor. Belki bilmediğimiz şeyler de var. Ama neden bu hastalara %100 performanslı bir şey varken, elimizde vitrifikasyon gibi bir teknik varsa, eğer laboratuvarınız da iyiyse, neden bu hastaya idealini neden sunmayalım? Yani ben de biraz o mantıktan dolayı, biraz da bizim kendi deneyimlerimiz, o retrospektif yayınımızdan dolayı, benim de düşüncem poor responder da frizolu kullanmak. Ama bu savun kesinlikle bir kanıta dayanmıyor. Doğru. Çünkü burada şu anda randomize kontrolü bir çalışma yok. Doğru. Şimdi sonuçta soru işaretleri ya da belki de yapılmasına gerek yok. Yani Volkan'ın dediği gibi katılıyorum. Kanıt olmadığı için. Şimdi asıl soru, bence buradaki ana soru, normal responder hastada ne yapalım? Yani bunlarda hani her biriniz çok güzel konuşmaları sundunuz. Gerçekten literatür desteğiyle çok güzel sundunuz ama yani burada izleyicilere bizim sormamız lazım. Yani giderken hani hangi dersleri aldınız? Yani tamam, poor responder kafamda oturdu, high responder kafamda oturdu ama normal responder'da ya ben şunu yapmalıyım diye bir dersle gödeyecek olursa sen Volkan hocam ne diyorsun bu konuda? Ya hocam, elimizde gerçekten çok güçlü bir silah var. Yani vitrifikasyon çok çok kıymetli ama birkaç konu var. Biraz önce poor responder'da da buna değinecektim aslında. Hızlı geçtim. Birincisi, laboratuvarımız çok iyi de olsa gerçekten cryo survival rate hiçbir yerde %100 değil. Çok az da olsa kayıp var. Tabii normal responder hastada bu göz ardı edilebilecek bir oran olabilir belki, ama poor responder'da belki bunu da göz önünde bulundurmak gerekebilir. İkincisi, poor responder üzerinden gidiyorum hala. Corpus luteum bizler için çok önemli. Bunun önemini her geçen gün daha da net anlıyoruz. Gelen RCT'lerle özellikle artık FED sikluslarında bile corpus luteumun olduğu hazırlık protokollerini tercih etmeye başladık. O yüzden yine normal responder'larda herhangi bir tıbbi gereklilik yoksa ben doğal siklus yapılmasının bir sakıncası olacağını düşünmüyorum. O yüzden yine sürplas embriyoları dondurduktan sonra bu hastalarda tekrardan bir dondurulmuş embriyo transferi siklusu yapılabilir. Ki kaldı ki Venetis'in 2013 çalışmasında bu geç foliküler faz progesteron yüksekliği ile ilgili bu hastalarda yükselen progesteron seviyelerinin özellikle 1.9'lara kadar çok çok farklı bir problem oluşturmadığını ve yaklaşık %10 hastada da bunun olduğunu gösteriyor çalışmalar. Bu hastalarda sadece progesteronun bir miktar yükseldiğini düşünerek frizol stratejisine geçmek belki de çok mantıklı olmayabilir. Elimizde kalan diğer embriyoların olması bizi doğal ortamda belki de vakit kaybı olmadan, hastaya ek bir maliyet oluşturmadan, riskleri, faydaları hastayla tartıştıktan sonra ilk denemeyi taze yapıp başarısız olursa diğer embriyolarla yola devam edileceği şeklinde ilerlenebilir. Ben bu arada izleyicilerden çok kıymetli Erol Tanmergen hocamın bir katkısını buradan okumak istiyorum. Poor responder'larda folikül faz uzayabiliyor gerçekten de. Ve yüksek doz gonotropin de kullandığımız için endometrium implantasyon senkronizasyonu bozulur. Bu nedenle biz bu olgularda Erol hocam yaygın olarak frizol önermekte. En azından bana destek oradan da geldi. Volkan'cığım sen biraz yalnız kaldın. Ama genel tabii uygulama gerçekten frizollarda fresh uygulamak. Şimdi poor responder'ı artık burada kapatalım. Peki gelelim normal responder. En hayati konu belki bu da. Yani normal responder'la ilgili randomize kontrolü çalışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi çok çalışma var ama bu randomize kontrolü çalışmaların son 4 yıl içinde çok fazla multicenter çalışma çıktı Uzak Doğu'dan ve Avrupa'dan. Ancak bu çalışmaların en önemli çarpıcı özelliği klivaj evre embriyo transferleri ve blastoist transferleri. Şimdi klivaj evre embriyo transferlerine baktığınız zaman high responder'larda gerçekten Çin çalışması, Chen'in çalışması iyi olduğunu gösteriyor ama normal responder 2 tane çalışma çıktı klivaj evre embriyo transferinde, hem Vietnam'da hem de Çin grubunda hiçbir farklılık yok.
Yani krivaj evre embriyosunda literatür şu anda diyor ki Frizol normal responder da gerekli değil diyor. Fakat blastocyst çalışmasına geldiğimiz zaman blastocyst çalışmasında 3 tane ana çalışma var ve bunların 3'ü de çok daha yeni çalışmalar. Bir tanesi 2019 Çin çalışması, sonra geçen yıl Avrupa çalışması çıktı, Stormland çalışması. Bir tane de yeni daha çıktı birkaç ay önce. F-Freeze çalışması, E-Freeze çalışması, Maheshwari grubunun çalışması. Şimdi bu gruplar tek blastosis transferi, bu tek blastosis transferinin sonucunda bakıyorsunuz Avrupa çalışmalarında bir farklılık yok. Ama Çin çalışmasına baktığınız zaman çarpıcı bir farklılık var. Relative risk canlı doğumda 1.26 yani %26 oranda Çin çalışmasında şey daha yüksek, Frizol daha iyi. Yani ona baktığınız zaman Frizol yapalım ama Avrupalılara baktığımız zaman Frizol yapmayalım. Şimdi burada tabii hani şeytan ayrıntıda gizlidir belki de, bu çalışmaları iyi irdelemek lazım. Ama Çin çalışmasının özelliği bir, kesinlikle çok yüksek çalışma, yüksek bir hasta grubu. 1650 tane hastayı randomize etmişler. Ama öteki çalışmalar, onların her biri 300'er 500'er kişilik çalışmalar. Yani küçük çalışmalar nispeten. Ama şimdi bir takım defektleri de var çalışmaların. Örneğin mesela Avrupa çalışmasında yani endometrium hazırlıkların konusunda soru işaretleri var. Çin çalışması çok güzel, çok net koymuş. Endometrium hazırlığında biz şunu yapıyoruz. Bir grup hastaya artifisyel siklus yapıyoruz ama Avrupa çalışmasında bu çok net belli değil. Mesela normal demin Volkan Hoca, herhalde Volkan sendin şeyi anlatan bu hani natürel siklusta ne zaman transfer edelim şeklinde bir grafik göstermiştin. Bu grafikte HCG artı 7'de blastları verelim demiştik. HCG artı 7'de yani HCG trigger'dan 7 gün sonra. Örneğin Avrupa çalışması HCG trigger'dan sonra HCG bütün hazırlıklarını natürel siklusla yapmışlar. HCG trigger natürel siklusla. Ama HCG trigger'dan 6 veya 7 gün sonra demiş. Yani bu ne demek? 6 veya 7 gün sonra ne demek? Yani eğer standart 7 gün olması gerekirken 6 gün verilenler de olmuş. İkincisi, diğer grup çalışmaya baktığınız zaman Maheshwari'nin çalışmasına, bu son 2 ay önce yayınlanan çalışmada, orada hiçbir bilgi yok. Yani endometrium hazırlığını nasıl yaptınız kardeşim? Artifisyel siklus mu, natürel siklus mu, ne kullanırız, protokolünüz neydi? Çünkü ben şundan şüpheleniyorum. Avrupalılar bizim kadar yani endometrium hazırlıklarında çok iyi değiller diye düşünüyorum. Baktığınız zaman birçok çalışmada sadece vajinal preparat veriyorlar mesela. Vajinal preparatın yeterli olmadığının kanıtı var literatürde. O yüzden bu çalışmalar biraz defekli ve Çin çalışmasının iyi tarafı da tam idealize edilmiş bir hasta grubu. Yani şöyle bir hasta grubu, yaşı 28 olan ortalama yaşı. İkincisi en az 4 tane 3. gün kaliteli embriyosu olan hastaları randomize etmişler. Yani o kadar iyi bir hasta grubu, top embriyolarım var benim. Ben bunlarla yola çıkıyorum diyorsunuz ve o top embriyolarla yola çıktığınız zaman bir tarafa tek bir blastocyst veriyorsunuz. En güzel blastocystini veriyorsunuz. Bir tarafa da diyorsun ki ben dondurup en güzel blastocystini veriyorum diyorsunuz. Ve oraya baktığınız zaman test ettiğiniz aslında o kadar homojenize olmuş bir grup ki embriyoyu tamamen homojenize ediyorsunuz. Genç bir hasta grubu, implantasyon potansiyeli yüksek ve orada farklılık çıkıyorsa demek ki endometrium burada gerçekten test ediliyor demektir. Yani öteki çalışmalarda belki endometriumu siz defekli yaratıyorsunuz. Hele bir tane çalışma var, gene o meta analizlerde görürsünüz. Hollanda Maastricht grubunun çalışması. İnanamazsınız. Dondurulmuş embriyo transferinde canlı donorlar %7'lerde ya. Bu nasıl bir şey ya? Bunu nasıl yayınlıyorsunuz? Bu nasıl böyle randomize kontrollü çalışma olarak literatürde meta analizlere giriyor? Anlaşılır gibi değil. Yani o yüzden normal responderlarda ben hala Çin çalışmasını ve bu Avrupalı iki çalışmayı bir meta analize sokacak olursak, blastocyst çalışması, single embryo blastocyst transferi olarak, yani Çin çalışmasının vaka sayısının yüksek olmasına dolayı hala ben kanıta dayalı tıpta normal responderlarda tek blastocyst transfer ediyorsanız ya da blastocyst transfer ediyorsanız hala meta analizi henüz daha öyle bir şey görmedim. Ama
eğer o yapılacak olursa daha iyi kanıta dayalı tıpta hala normal responder'da yeri olduğunu düşünüyorum. Neden blastocyst transferi diyorum? Çünkü iki tane problem var. Problemlerden bir tanesi krivaj evre embriyo transferinin bir hücre çapları daha büyük. Yani freezing açısından çok ideal değil. Aslında bizim blastocyst'i biz ne zaman dondurmaya başladık vitrifikasyonda çok iyi sonuçlar elde etmeye başladık. %100 recovery ne demek? Ama krivaj evre embriyosuna baktığınız zaman hacimsel olarak hücre boyutlarına yani dinamine baktığınız zaman hücrenin kroyoperatektanın girip çıkma oranlarına vesaire baktığınız zaman hücreler büyük krivaj evre embriyosunda ama blastocyst de öyle değil. İkinci sorun da yani bir hücre dinamikleri açısından fizyolojik olarak dondurmaya, vitrifikasyona blastocyst daha uygun. O yüzden krivaj embriyoda belki bazı defekler oluşmakta. İkincisi de endometrium senkronizasyonuna baktığınız zaman endometriumla blastocyst senkronizasyonu krivaj evre embriyo senkronizasyonuna göre daha iyi. Örneğin hepimiz biliyorsunuz D6 embriyoları fresh'te vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Çünkü senkronizasyon bozulduğunu düşündüğümüz için başarı çok düşük. Mutlaka D5'te mutlaka onu dondurup daha sonra veriyoruz. Yani senkronizasyon aslında o yüzden blastocyst evre embriyo transferinde daha iyi olduğunu söyleyen, kanıtlayan savlar var. Söyleyen savlar var. O yüzden hani bence burada çorba şeklinde meta analizlere güvenmektense homojenize olmuş grupları tek tek analiz etmek daha mantıklı geliyor bana. O yüzden normal responder benim kişisel düşüncem kesinlikle Frizol da yine. Çünkü bir de hani demin sen de söyledin Volkan. Hani bazen normal responder diyoruz. Hasta OASS olabiliyor. Yani çok az da olsa ve OASS en büyük baş ağrılarından bir tanesi bizim pratiğimizde. Çok ciddi OASS olup da neler çektiğimizi, hastaların neler çektiğini pratik deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz. O yüzden normal responder aynı zamanda komplikasyonlardan tamamen arınmak için de oldukça iyi bir yöntem. Evet, ben çok konuştum. Siz biraz katkılarınızı da alayım ben sizin normal responderlarla ilgili. Hocam kesinlikle katılıyorum. Zaten bu konuda olan tecrübelerinizi paylaştığınız için çok da mutluyum açıkçası kendi adıma. Ama özellikle meta analizler konusunda size kesinlikle katılıyorum. O 2016 Chen çalışmasının England Journal of Medicine'da yayınlanan gerçekten çok güzel bir çalışma. Ama diğer meta analizlerin içindeki çalışmaların hem hacimlerine hem de metodolojisine baktığımız zaman kanıt değeri çok güzel çalışmalar olmayan meta analizler var. Ama bizler tabii meta analiz olduğu için bunları sunumlarımızda kullanıyoruz. Yine data aktarımında birbirimize bunları kullanıyoruz. Dediğiniz gibi pratik hayatta klinik tecrübesi yüksek olan sizler gibi klinisyenlerin bu çalışmaları değerlendirmesi ve bakış açısı da çok farklı. Özellikle hastayı riske atmamak adına Frizol stratejisi normal responder belki üst sınıra yakın, hiper responsa yakın hastalarda risk almamak adına tercih edebildiğimiz durumlar oluyor bizlerinde tabii ki. Bir ikinci konu da blast transferi ve özellikle vitrifikasyon süreçlerindeki verdikleri yanıtla ilgili kesinlikle katılıyorum. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada yine blastların mitokondriyal aktivitelerinde dondurma çözme sonrasında farklılıkları olduğu saptanmış. Özellikle bu mitokondriyal aktivite blastülasyon aşamasında oluşan DNA kırılmaları veya onların mekanizmalarında oluşan oksijen serbest oksijen radikallerindeki artışın da bir göstergesi. Donma çözme sonrası blastosistlerde bakılan mitokondri aktivitelerinde azalma olduğu ve özellikle bu kriyoprotektanların blastosist içerisine nüfuz etmesi ve çıkması bu transferler sırasında serbest oksijen radikallerinin de uzaklaştığı, mitokondriyal aktivitenin azaldığı ve hücrenin, embriyonun gerçekten onarması gereken hayati işlevlerle ilgilendiği böyle bir hipotez vardı çalışmada. Bu yüzden 5. gün embriyoların donma çözme sonrasında transferin daha başarılı olduğu ile ilgili bir sonuca ulaşmışlardı. Zaten mantık olarak ve fizyolojik olarak da blastocystin donma çözme sonrası daha etkin bir sonuç verdiğini biliyoruz artık hepimiz. Evet, biraz sorulara geçelim. Emre Hocam, Emre Papuççu Hocam, natürel fet sikluslarında ek progesteron desteğini veriyor musunuz? Evet, biraz protokollerden bahsedelim isterseniz. Eğer ek progesteron veriyorsak hangi yol ve ne zaman başlıyorsunuz diye bir soru var. Önce ben söyleyeyim. Yani natürel fet sikluslarında biz
Yani true natürel de olsa, HCG natürel de olsa, evet, progesteron desteğini minimal düzeyde tutuyoruz. Yani mesela 200 miligramlık vajinal tabletlerden 2x1 yeterli geliyor. Ve başlarken de biz birdenbire yüklenmiyoruz. LH artı 3'ten sonra yükleniyoruz. Bir de mutlaka true natürel döngüde mutlaka transferden 3 gün sonra bir yarım doz HCG preparatı da kullanıyoruz. Şafak Hocam, senin deneyimini de alabilir miyiz bu konuda? Abi çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada gerçek natürelle modifiye natürel arasındaki farkı söylemekte şöyle bir yarar var. HCG yaptığımız zaman HCG uygulamasının yaklaşık 7 gün süreyle aslında çok önemli katkı yaptığı teorik olarak da bilinen bir gerçek. Dolayısıyla sizin hani üçüncü günden sonra işte düşük dozda olsa HCG vermenizin mantığının da altında yatan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Benim kendi klinik pratiğimde true natural siklus olgularında ben sabah bir akşam iki vajinal 200 miligram tablet uygulaması şeklinde gidiyorum. Onun dışında tabii hani bu şeylerde hani filiz ol sıklıklarda sadece natürel için konuşuyorsak hani intramüsküler progesteron veyahut da progesteronun subkutan olarak verilmesinin çok gerekli olduğunu ben de düşünmüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi hani modifiye natürel olan durumlarda HCG'nin birazcık koruyucu etkisi olduğu için orada belki vajinal progesteronun da hani yeterli olacağını düşünüyorum. Kendi şeyim, klinik görüşüm bu çerçevede abi. Sen Volkan Hocam? Hocam biz transfer sonrası başlıyoruz. Lütel faz desteğine vajinal progesteronla başlıyoruz. Üçüncü gün değil, transfer sonrası direkt başlıyoruz. Hastalara onun dışında başka ek bir progesteron takviyesi yapmıyoruz. Herhangi başka bir kanaması vesairesi olmadığı sürece. Öyle bir durumda da subQ progesteronla yine hastaları desteklediğimiz oluyor tabii ki. Şey veriyor musun? True, yani gerçek natural siklusta HCG desteği veriyor musun? Vermiyoruz hocam. Tercih etmiyoruz. Peki şimdi az önce iki konuşmacı da obstetrik outcome'lardan bahsetti. Yani LGA bir tarafta daha fazla görünüyor. Gerçekten onun da obstetrik komplikasyonları var. Ama bir yandan da Fresh'in de SGA gibi ciddi bir komplikasyonu. Yani aslında hani gold standart olan aslında bizim hani natürel spontan konsepsiyonlar. Gold standartımız bizim Fresh Siklus değil tabii ki. O yüzden spontan konsepsiyonlarla konuşmak lazım. Şimdi şeyi merak ediyorum. Sizin görüşünüz ne bu konuda? Yani biz neden artifisyal siklus yapalım? Biz herkese natürel siklusla transfer edersek acaba bu obstetrik açıdan gerçekten normalleşebilir mi? Spontan konsepsiyonla aynı seviyeye varır mı sizce? Hocam buna kayış çok belirgin. Ben başladım Şafak Hocam ama hemen sorun değil. Görüşümü bildireyim. Ya bu gerçekten back to the nature Şafak Hocam'ın dediği gibi. O yüzden Fresh'e geri döneceğiz inşallah. Ben burada onu savunduğum için öyle söyleyeyim. İşin şakası tabii ama fet sikluslarında da natural veya modifiye natural sikluslar artmakta. Bununla ilgili özellikle fet sikluslarında hipertansif hastalıkların daha sık görüldüğünü biliyoruz. Ama korkusuzluk tanımının olduğu özellikle natural veya modifiye natural sikluslarda bunun daha düşük instansla görüldüğünü gösteren çalışmalar yayınlandı. LGA ile ilgili kesin bir şey henüz yok ama biraz önce bahsettiğim epigenetik değişiklikler öne sürülerek LGA fetüslerde kriyoprotektan kullanımı veya kriyoprezervasyonun neden olduğu epigenetik değişiklikler suçlanarak bu LGA'nın ortaya çıktığını öne süren çalışmalar var. Bunu tamamen aşabilir miyiz? Sanmıyorum. Çünkü gerçekten doğala ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım yine de bir kimyasal maruziyeti yaratıyoruz embriyolar üzerinde. Bu tıbbi gereklilik veya daha iyi sonuç almak, daha güvenli bir ortam oluşturmak için tabii ki olacak ama
FED sikluslarında natural hazırlama bence daha etkili, daha iyi offsetlik sonuçlar, daha iyi neonatal sonuçlar. Ama tamamen bizi kurtaracağını da tam olarak düşünmüyorum. Yani Volkan Hocam, sen LGA'nın bu epigenetik değişiklikler olabileceğini düşünüyorsun. Bununla ilgili bir kanıtın var mı? Bununla ilgili 2014'te yapılmış bir çalışma vardı, sibling embriyolar üzerine. Yani tabii ki bu direkt olarak kanıt düzeyi yüksek bir çalışma değil ama öne sürülen bir hipotez diyebiliriz. Natural siklus muydu? Natural siklus muydu yoksa artifisyel siklus muydu? Artifisyel siklustu. Yani ben natural siklusu konuşuyorum. Hı-hı. Yani natural siklusta acaba LGA yaratır mı gene bu kroyoprotektanlar? O konuda ne düşünüyorsun? Ya da bu konuda böyle bir hani epigenetik diyorsun ya, epigenetik bir değişiklik yaratıp da LGA yapar mı? LGA'nın kaynağı gerçekten acaba hormonal hazırlıktan mı kaynaklanıyor, yoksa natural siklusta yok da sadece hormonal hazırlıkta mı, yoksa her ikisinde oluyor çünkü epigenetik değişiklikler yol açıyor gibi bir anlam çıkıyor söylediklerinden. Bu konuda bir kanıt var mı? Natural siklusta da olabileceği konusunda. Yeterli bir kanıt yok aslında. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyoruz tabii ki hocam. Şafak Hocam, sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi natural siklusla ilgili olarak yani bir kere tabii ki back to nature hakikaten çok güzel bir şey. Fakat Frizol'un uygulama mantığı yani beyond the nature bir durum olduğu için burada bir tezat var. Onu göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani ileri derecede şartların zorlanıldığı bir yani klinik ve embriyoloji uygulamaların nihayetinde natural bir uygulamadan bahsediyoruz. Burada iki tane şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, natural siklus uygulamasında korkusitomun varlığı son derece önemli ve bunun çok dikkatli bir şekilde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında natural siklusun kendi içerisindeki en büyük zorluğu elastörcünün ve arkasından ovülasyonun hani standartizasyonda diğer uygulamalara göre, yani artifisyel uygulamaya göre birazcık daha standartizasyon zorluğunun olduğu, bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Şu an büyük bir zorunluluktan ötürü belki gündemimizde artifisyel sikluslar çok daha geçerliyken natural siklusu çok konuşuyoruz. Belki biraz da ona yani daha yatkın bir şeyimiz var. Dolayısıyla savımız güçlenebilir. Ama ben corpus luteum'un orada bir slayta da koymuştum. Hakikaten çok önemli olduğunu implantasyonda, plasentasyonda, uterin kontraktilitede ki yani belki çok az bahsedildi aslında. O da çok önemli. Mesela yani 5. gün embriyo transfer ettiğimiz gündeki kontraksiyon sıklığının düşmesinde dışarıdan verilen östrojenler kadar corpus luteum'un desteğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ben sizin görüşünüze katılıyorum. Bu hani LGA olgularının sadece epigenetik bir faktörle izah edilemeyeceğini ben kendi slaytlarımdan bir tanesinde de söyledim. Yani artifisyel sikluslarda LGA'nın daha çok görüldüğünü, natural sikluslarda daha az görüldüğünü gördük. Meta analizlerle ilgili de hazır sırası gelmişken bir şey söylemek istiyorum Kemal abi. Bunu da çok önemsiyorum. Meta analiz yapmak bir modaya döndü. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama yani elimizde gerçekten iyi çalışılmış RCT çalışmaları varsa ve iyi retrospektif çalışmalar varsa ve gerçekten hakikaten çalışmaların içerisindeki dizayn ve işte olgu seçimleri iyi ise onlardan yararlanmak daha şimdi mesela bu hazırlık sürecinde ben de gördüğüm kadarıyla sadece bir tane metanaliz çalışmasında bir A, bir B kanıt düzeyinde çalışmalarla karşılaştım. Diğer metanaliz çalışmaların hepsi ya low quality ya da very low quality çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Onu da belirtmek istedim abi. Şimdi Nezih Hocam bir sorusu var. Fresh Cycle veya FET'te endometrial reseptivite test etmek için plazma microRNA düzey değerlendirmesi üzerinde görüşleriniz nedir? Teşekkürler demiş. Ben başlayayım. Yani plazma microRNA ile ilgili inanın hiçbir tecrübem yok. Belki diğer konuşmacılarım vardır. Fresh'te veya FET'te. Volkan Hocam sen ne düşünüyorsun? Var mı? Hocam tecrübem yok ama reseptivite testleriyle ilgili beklentiler karşılanmadı. Uzun zamandır sıkılıp önümüze sürülmesine rağmen.
Şu an benim güncel durumla ilgili çok net bir bilgim yok literatürle ilgili. Ama şu an için bir şey diyemiyorum o yüzden. Evet, aslında hani çok güzel öploidik çok güzel bir embriyo veriyoruz. Öploid olduğunu da biliyoruz ama bakıyoruz gerçekten %30 hastanın olmayabiliyor. Acaba reseptivitede bir problem mi var? Bu hastada belki kişisel bireyselleştirilmiş bir endometrium hazırlığı yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz kafamızdan. Ama yani olmayabiliyor. Gerçekten burada ciddi bir gap var, bir açık var. O açığın bir şekilde gelecekte kapanacağına inanıyoruz. Ama benim yaptığım şeylerden biri, biraz ona gireyim. Yani mesela hastanın daha önceden bir artifisyel siklusu varsa ve negatifse, hasta sonuç alamamışsa, o zaman natürele dönüyorum. Ya da natürelde negatif sonuç almışsam artifisyele dönüyorum. Yani bazen böyle pragmatik değişikliklerden sonuç alabiliyoruz. Yani o yüzden çok mesela hastam artifisyel siklusta gebe kalamayıp natürel siklusta, sonraki natürel siklusta gebe kaldığını çok gördüm. Belki onun moleküler düzeyde reseptivite ile ilgili belki bir problem yaşıyor herhangi birinden. O yüzden hani şu anda elimizde bir reseptivite testi yok ama izleyicilere ben şeyi tavsiye ederim. Yani bir switch etmek lazım. Başka bir yönteme geçmek lazım. Hep aynı yöntemde hep gitmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de Emre Hocam sormuş. HRT'li sikluslarda minimum bir östrojen süresi var mı? Veya seviyesi sizin için önemli mi? Yani östrojen seviyesi standart başlayan merkezler var. Bir de biz mesela step up yapıyoruz. Yani 2 miligramdan başlıyoruz. 8 miligrama kadar çıkıyoruz. Step up gidiyoruz. İşte bu yani seviye gerçekten önemli mi? Bununla ilgili bir kanıt var mı? Bir de bu östrojeni ne kadar çok tutabiliriz? Yani çok böyle mesela o şeyin çalışmaları vardı. Bu IVI çalışması var. Donör alıcılarında işte belli bir süre kullanımının üzerindeyken artık şey oluyor. Başarı düşmeye başlıyor. Yani bu konuda literatür bilgisi ya da kendi deneyimlerinizle ilgili bir tecrübenizi paylaşır mısınız bizden? Şafak Hocam senden başlayalım. Abi şöyle ben slaytlarda aslında paylaştım. Yani 36 güne kadar kullanımla ilgili literatür bilgisi var. 28 gün üzerinde kullanımların kesinlikle sonuçları bozduğunu biliyoruz. 10 günün altındaki şeylerde de östrojen kullanımlarında da sonuçların olumsuz etkilendiğini, yani hasta sonuçlarının olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Ben oradaki slaytta step up protokolünde, yani standart işte hani sabit protokolde 2x1 giden yaklaşımın olduğunu, onun dışında step up protokollerinde 1. 7. günde 1x1 ile başlayıp sonra işte 8. 12. günde işte 2x1, sonraki uygulamalarda 3x1 uygulanan protokolü de söyledim. Kendi kullanımım nasıl diye sorarsanız abi, ben sizin gibi 2x1 ile başlayıp 3x1 ile devam edip sonra sabah 2 akşam 2 ile kalp atışına kadar devam ediyorum. Benim şeyim o, pratik yaklaşımım bu. Yani süre konusunda çok böyle sınırları çok zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Aynen. Ama literatürde az çok onu destekliyor. Şimdi peki yani freezing yapılacaksa sorulardan bir tanesi, hani bazen kötü kaliteli embriyolar oluyor. Mesela kötü kaliteli embriyolarda mesela CC kullanıyor musunuz? BC, CC yani ya da BC kullanıyorsunuz mutlaka. Biz kullanıyoruz, evet. Gerçekten iyi de oluyor ama CC'de hiçbir şeyiniz var mı? Bir kriteriniz var mı? Ya ben hayatta kullanmam, onu blast saymam diyor musunuz? Deneyiminiz var mı CC'den gebelik oldum hiç? Elim yok. Yok. Senin var mı? Bizim oldu açıkçası. Birazcık laboratuvarımız bu konuda notu kıt bizim. Ama CC'den gebeliklerimiz oldu. Çok çok olmasa da BC'den, CC'den gebelikler elde ettik. Hı hı. Bizim CC'den hiç kullanmıyoruz ve o yüzden deneyimimiz yok. Biraz o yüzden de merak ettiğim için sordum. Ama CC'yi dondururken çok dikkatli olmak lazım. Yani herhalde survival açısından bunlar zorlanabilecek embriyolar. O yüzden BC'de bile hani çok unpredictable olabiliyor. Bazen BC'nin çok güzel AB'ye döndüğünü görüyoruz dondurmadan sonra. Ve çok güzel canlı doğumlar da oluyor. Ama bazen aynı kaldığını, hatta bazen kompağa döndüğünü de görebiliyoruz. O yüzden BC biraz şey gibi, böyle
Korkulabilecek embriyolardan birisidir frizinde. Şimdi, Kemal abi, efendim, ben size bir şey sormak istiyorum. Hazır ve bu konuda son derece deneyimli biriyle beraberken, üçüncü günde dondurmuş embriyoları çözüp beşe götürüp transfer etmek konusundaki görüşünüz nedir abi? Yani ben fizyolojik olarak kriyoproteksiyon fizyolojisi açısından krivaj embriyonun aynı kriyoprotektanı ve aynı protokolü kullanıyoruz. Ama şimdi hücre boyutlarına baktığınız zaman blastosist blastomeri ile krivaj evre embriyosunun 8 hücreli embriyonun blastomer hücresi çapına baktığınız zaman arada hacimsel olarak 8 kat fark var. Yani bu ne demek? Hücre yüzey alanı şeyde çok küçük. 3. gün embriyosunda çok küçük. O yüzden kriyoprotektan çok güzel işleyemiyor. İşleyemediği için aslında çok fizyolojik değil bence dondurma açısından. Bizim başarılı olduğumuz dönem zaten ne zaman ki blastositleri artık transfer etmeye başladık, blastositleri friz etmeye başladık. Ondan sonra bu frizol zaten gündeme çıktı. Önceden frizol bu kadar yaygın kullanılmıyordu. O yüzden ben hani ve az önce Volkan da çok güzel ifade etti. Yani mitokondri fonksiyonu açısından da şey daha daha iyi olduğunu söyledi. Ben bunu bilmiyordum. Yani o yüzden bana 3. gün embriyosu dondurması çok mantıklı gelmiyor ya. Bir şey daha sormak istiyorum abi. Biraz uç olacak. 2PN dondurma konusunda görüşünüzü de almak isterim abi. Ay vallahi hiç deneyimim yok. Evet. Ama hani ben daha çok şey taraftarıyım. Hani seçilsin embriyo. Ya 5. güne gelsin. 5. günde donduralım. Çünkü 2PN'in de protokolü muhtemelen aynı protokol değildir ama hani onda da aynı fizyolojik sorunlar var. Mesela oocyte freezing kocaman bir oocyte donduruyorsunuz. Mesela onun survival'ına baktığınız zaman blastocyst survival'ına göre daha düşük. Yani literatürde %88'lerde survival oranlar ama blastocyst survival'a baktığınız zaman deneyimin merkezde %100'e yakın. Evet. O yüzden hani 2PN de bana göre benzer bir şey ya. Yani tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Sadece bir hani konuşulsun anlamında sorma ihtiyaç hissetme abi. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Hani para konuşuldu biraz. Hani cost effective mi değil mi? Bu konudaki hani gerçekten hastaların önceliği tabii ki hani başarılı olmak. Ama bunu da en ucuza, en kolay yolda nasıl olacaksa onu sağlamayı düşünüyor ama sanki böyle frizolun maliyetini düşününce sanki yeni bir tedavi üzerine ekleniyormuş gibi düşünüyoruz. Aslında hele ki bir natürel siklus olduğu zaman hani ilaç maliyeti de yok. Natürel siklus olduğu zaman tek binen maliyet bir tane ekstra bir şey maliyetidir. Straw maliyetidir. Bir strawla maliyeti onun freezing'i ve towing'inin maliyetidir. Hani bu sonuçta biz IVF yaparken her şeyi ücretlendirmiyoruz. Yani hatching yaparken onu ücretlendirmiyoruz. Extended culture yaparken ücretlendirmiyoruz. O yüzden frizolu da bence böyle bir yöntem gibi bakmak lazım. Yani o yüzden bunu hastaya yansıtmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve laboratuvara maliyeti de o kadar yüksek değil. Klinisyen de setup'ını yaptıktan sonra klinisyen için de büyük değil diye düşünüyorum ben. Bu konuda bir düşüncesi olan var mı? Yani abi şöyle söyleyeyim, şu anda hala hazırda frizol yapıp arkasından DHT yaptığımız ücretlendirmenin flashlerin çok büyük bir farkının olmadığını, aynı zamanda mevcut dolar ve euro paritesiyle göz önünde bulundurduğunuz zaman da şu an yapılan uygulamaların totalinin neredeyse 1000 doların eşdeğeri olduğu bir düzlemdeyiz. Onun için ben çok büyük bir maliyet artışının olduğunu düşünmüyorum. En azından karşılaştığımız hastalarda da yani bu maliyet analiziyle ilgili büyük bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalmıyoruz. Yani iyi anlatıldığında ve gerekliliğinin çok güzel ortaya konulduğu durumda bunun hastaların nezdinde çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte belki olabilirdi çünkü o zamanki hani maddi karşılığı çok daha farklı, çok daha yüksek durumlarda olabilir ama şu an halihazırda özellikle şu ekonomik kondisyonlarda DÜPÜB'in uygulandığı maliyeti göz önünde bulundurduğumuzda ben de size çok katılıyorum strom maliyetinin dışında. Çünkü segmente ediliyor şey, siklus segmente ediliyor ve segmente edilen rakamın toplamı da neredeyse fresh tedavinin rakamına eşit gibi. O yüzden çok ben de sıkıntılı bir durum olarak görmüyorum bunu. Volkan sen bir şey diyecek misin?
Evet, maliyet kısmından ben bahsetmiştim Kemal Hocam. Evet, bir stro maliyeti veya segmentasyon olarak görebiliriz ama yine de hastanın overall düşündüğümüz zaman klinik muayenelere gelip gitmesi veya oluşabilecek komplikasyonlarda fet siklusu sonrası hastaneye giderleri vesaire bunların hepsini overall düşünüldüğü zaman maliyet etkinlik açısından fresh siklusların biraz daha avantajlı olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama hastalara yani hastaların bakış açısı ne diye yapılan çalışmalarda da özellikle safety ve efficacy konusunda daha güçlü duruyor hastalar. Güvenlilik ve etkinlik yüksek olduğu sürece maliyet kısmı ikinci planda gibi gözüküyor hastaların bakış açısından da. Kemal abi bir şey eklemek isterim müsaadenizle. Belki pratiğe de yarar olur. Ben birkaç hastada denedim. Çok da yani şu anda hani biz DuoSTIM IVM uygulaması yaptığımız için lütal faz yumurta toplamasını sıklıkla yapıyoruz. Çok da memnunum lütal fazla yumurta toplamadan ve onların maturasyon profillerinden işte embriyo profillerinden falan. Şöyle bir şey yapılabilir. Aslında bu da çalışılabilir. Bunu bir toplantıda da dile getirmiştim. Eğer anlattığımız gibi yani lüteal fazda yumurta toplama bulunan oositlerin kalitesi, maturasyon oranları, embriyo kaliteleri göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir fark yok ise ve eğer freezing yapma gibi bir zorunluluğumuz varsa lüteal fazda toplanan yumurtaların foliküler fazda gonapeptil gibi işte loperoid asetat gibi işte yine agonist trigger'ın yapıldığı bir durumda hemen arkasından yani immediate bir şekilde bir frozen embryo transfer programına sokulması bu uzaktan gelen hasta, yurt dışı hasta vesaire açısından avantaj oluşturabilir. Yani işte hastane vizitleri, şehirler arası seyahatler vesaire gibi şeyleri azaltabilir diye de düşünüyorum. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Mutlaka. Tabii ki. Tabii ki. Peki şey açısından hani bu işte Volkan Hoca şey söyledi. İşte time to pregnancy uzuyor dedi. Yani bu gerçekten çok anlamlı mı? Yani bir ay uzaması hastaların hayatında çok mu şey önemli? Hani kendiniz de söylediniz. Hani bir ay beklemeyle 2 ay, 3 ay bekleme arasında başarısından bir farklılık yok. Yani demek ki bir ay sonra yapacağız. Yani bir aylık uzama gerçekten burada böyle söz konusu olabilecek bir dezavantaj mı sizce? Volkan Hocam sen söyle. Yani bence hastanın olaya bakış açısı ve gerçekten içinde bulunduğu tedavi süreçlerini doğru anlamasıyla alakalı. 2010'lu yıllarda yapılan çalışmalarda süre uzadıkça hastaların stresinin arttığı, bekleyiş süresi uzadıkça veya tedavi süreci uzadıkça stresin arttığı ve bu strese bağlı dropoutların arttığı ile ilgili birkaç slaytım vardı benim. Ama ben daha önce de söylediğim gibi hastalara ilk konuşmayı yaparken, ilk değerlendirmeyi yaparken süreçlerle ilgili çok iyi bilgi vermek gerektiğine inanıyorum. Bu hastalar genellikle zaten uzun süre kendileri denemiş, belki başka merkezlerde, başka yerlerde zaman kaybetmiş hastalar. Biraz sabırsız olarak geliyorlar. Mümkün olan en kısa zamanda sonuca ulaşmak istiyorlar ama burada önemli olan sonuca ulaşmak. Belki biraz zaman dediğiniz gibi tolere edilebilmeli. Ama siz de görüyorsunuzdur muhtemelen. Özellikle gonadotropinli pardon analoglu fet siklüslerinde bile süreç uzadığı zaman hastalarda bir demoralizasyon oluyor ama sonuç olarak tedavi bizim toplumumuzda belki de daha duygusal bir toplum olduğumuzu varsayarsak süre uzasa da sonuca ulaşmak için katlanıyorlar çoğu şeye. Şimdi bizim hani ben tecrübelerimden dayanarak söyleyeyim. Biz bir ara stres testi uyguladık. Hatta bunu yayın yapacaktık ama bir türlü data bir araya gelip de poster yaptık ama bir türlü yazı aşamasına geçmedi. Yumurta toplama sonrası stresi ölçtük. Bir de transfer günü stresi ölçtük. Burada ciddi bir farklılık vardı. Transfer sırasındaki stresi ölçtüğümüz zaman kastettiğim freeze all hastalarında yani bir ay sonra geldikleri zaman. Şimdi eskiden bize bilmiyorum fresh siklusları sizler yapıyorsunuz ama eskiden ben hastaları fresh sikluslarda transfer günü geldikleri zamanki streslerine baktığım zaman hastalar çok gergin. Ama bilmiyorum frizolda hiç fark ettiniz mi? Hasta geldiği zaman ne kadar rahatlamış geliyor. Çünkü hasta sindiriyor yani tedaviyi. Diyor ki benim şu anda diyor 3 tane embriyom var diyor. Evet. Ve artık östrojenin belki bir etkisi var. Belki o progesteronun yüksek multiple foliküllerin salgıladığı ruhsal olarak belki bir takım etkileri var. Ama benim gözlemim kesinlikle hastalar çok rahat. Yani bu belki dokümante edilmeli, belki gelecekte bunlar ortaya konacak ama
Ama kişisel gözlemim bunların çok rahatlayarak geldiği şeklinde. O yüzden hani bir ay ertelemek tamam belki biraz zaman kaybı gibi görünüyor ama bir de bu yönü de çok göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi son olarak ben bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi Türkiye'de en büyük sıkıntı şu anda antagonist sıkıntısı. Bizim progestin önce biz epey bir kullandık. Yani daha setrotide varken epey bir kullandık. Hatta bununla ilgili JART'ta da bir yayınımız olmuştu. Epey yüklü bir hasta grubunda ama retrospektif bir hasta grubuydu. Türkiye'de biliyorsunuz ilaçla ilgili randomize kontrol çalışma hiçbir yerden çıkmıyor ve çıkması da mümkün değil. Bu retrospektif araştırma sonucunda gayet güzel, hani progestin gayet güzel, LH'i baskılıyor, erken lütenizasyon olmuyor. Ama bizim fark ettiğimiz bir şey vardı. Bunlarda ve biz bunu dokümante dedik, antagonistle karşılaştırdığımız zaman folikül başına oositin recovery düşük çıkmıştı. Yani bu aslında anlamlı bir şey. Çünkü hani bizim amacımız folikül değildi, gayet güzel. Foliküller multiple oluyor ama yumurta sayılarına baktığınız zaman daha düşük çıkıyorlardı. Ama yumurta elde ettikten sonraki işte canlı doğum oranları arasında bir farklılık saptamamıştık. O yüzden biz hani böyle antagonist bitince biz bir anda panik olduk. Eyvah gene mi buna döneceğiz diye biraz korkmaya başladık. Sonra bir duyum aldık kulenfen sitratın da işe yarayabileceği konusunda. Şu anda fleksibil olarak kulenfen sitrat kullanmaktayız. Ama daha çok yeni 30 tane hastaya daha uyguladık. Bir analiz yaptık. Şu ana kadar maşallah iyi gidiyor. Yani henüz daha follicular recovery'ye falan bakmadık ama onlar tabii incelenecek, muhtemelen yayın aşamasına gelecek ama ben burada hani sizlere de konuşmacı arkadaşlarımıza da ve belki deneyimler varsa bunu paylaşmasını isterim. Ama kulenfen sitratın da bir avantaj olabileceği, hatta fresh siklus bile yapılabileceği bu konuda bence onu değerlendirmek de bir alternatif olarak göz önüne almak lazım. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey bu konuda? Yok hocam. Yani deneyimimiz yok zaten çok fazla. Sadece düşük over rezervi hastalarında kullanılacak ondroterapin dozunu azaltmak için ilk başlarda klonfenstratla başlayıp hatta indüksiyon sürecinde kullanıp sonra gonadotropin eklediğimiz hastalar oluyor ama bunları antagoniste kullanıyorduk tabii ki antagonistimiz varken. Ama bu açıdan kullanımı pek olmadı bizde. O zaman ben yavaş yavaş oturumu kapatıyorum. Zaten saat 10'a doğru geliyor. Güzel bir tartışma oldu. En son Recep hocamın bir notunu iletmek istiyorum. Okumak istiyorum. Herkese çok teşekkür ederiz. Harika bir tartışmaydı. Hocam biz de size çok teşekkür ederiz. Başkan olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bir sorum, bir de davetim var. Sorum şu, FED sikluslarında ekspansiyonu tamamlayan blastları bir gün daha bekletelim mi? Şimdi yani hocam herhalde demek istediğiniz yani D5 embriyosunu çözdük ama ekspansiyon olmadı. Bunu bir gün bekletelim mi sorusu. Eğer soru eğer oysa ben beklemiyorum. Ben direkt veriyorum. Beklemeyi hiç denemedim de ya açıkçası çok mantıklı da bulmuyorum. Yani dış ortamda bekletmektense eğer cancel edeceksem cancel ediyorum ama eğer ya şansı varsa da direkt transfer ediyorum. Sizin bir fikriniz var mı konuda Recep hocama söyleyeceğiniz? Tamam. Bir de ben de şiddetle katılıyorum. ÜTDC 2022 Kongresi 2-6 Kasım 2022'de Antalya'da olacak. Burada olacak. Benim bulunduğum yerde. Bu konuda çok rahatım ben. Herkesi bekliyoruz. Kesinlikle çok programı ben de baktım. Çok dolu bir kongre. O yüzden hocam başarılar diliyorum. Hepimiz umarım altından güzel kalkacağız. Uluslararası destek de var. Oldukça katılımlı bir kongre olacağına ben de inanıyorum. Şimdi bir soru var Hatice Işık'tan. Klonfen sitrat kullanımı yaparken antagonist yokken protokol nasıl oluyor? Yine progestin de ekliyor muyuz? Tabii biz klonmifeni antagonist niyetine veriyoruz ve flexible gibi kullanıyoruz. 50 mg olarak şu anda veriyoruz. Eğer yetmeseydi 100'e çıkacaktık ama 50 mg yeterli geliyor. Aynı şey mantığı, antagonist mantığı. Antagonist mantığından kastettiğim işte antagonisti biz 12 milimetrelik foliküller gördüğümüz zaman başlıyorduk fleksibil olarak. Klonfeni de o zaman başlıyoruz ama şu anda çalışmadan dolayı rutin hep LH'e bakıyoruz. LH düzeyleri progestinde de antagoniste göre klonfen sitratta da biraz yüksek çıkıyor ama henüz daha erken lütenizasyonumuz olmadı 30 vakada. Şimdi şeytan kulağına kurşun iyi gidiyor. İnşallah
sonuçlar daha da birikecek. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ederiz abi. Güzel bir oturum oldu, iyi bir tartışma oldu. Umarım izleyicilere de faydamız olmuştur. İnşallah kongremizde görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Oturumu kapatıyorum.